Aslında Aslında tabii hastaları delileri manyakları kafayı kırmışları kendinden geçmişleri evinizin yayın böceği evinizin adeta seçim makinesi evinizin adeta o mu bu mu canavarı he çok özlenen çok beklenen nerede kaldı denen milli ara nedeniyle maçlardan sonraki o diğer bir saatte kafayı relaxlamak için oynayamadığımız ufulardan oluşan özel bir ufu yayınıyla sizlerle. Sonra bir şey diyeyim mi yalnız bir kahve içiyorum. Şahane bir kahve. Furi selam Alo merhaba Ne yaptın? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim nasıl gidiyor? Her, Her şey yolunda mı? Süper bugün bizim seçim akşamımız Aynen İyi öyle Bugün. Gerçek seçim derim buna Evet Bugün konda yok ana konda var Full kavga dövüş <laughs> uh <-huh>. Eyvallah eyvallah <laughs> Hani tonumuzu da belli edelim E'nin başından. Bol yemekli olacak, yemek tartışmalı olacak. Öncelikle onu söyleyelim. İçinde bolca yemeğin geçtiği bir ufuk gecesi bizi bekliyor. Sevenlerimize bunun garantisini verebiliriz. Senle ben ikiyiz. Bize ben oy Urupa... bozan biri lazım. Bir kişiyi daha davet ettim. Şu an için olumlu bir geri dönüş yok. Umarım olur. Fred gitmiş diyorlar. Ne alaka? Kolpa. İzinli. Fenerbahçeli dostlarım müsterih olsun. Fred'in sakatlık haberi kolpa. Sakatlığı yalansa son olaylardan sonra Türkiye'den uzadı derim. Aa, bak o, o açıdan bakmam. İzinliymiş ama. Sen, bir, <Savuncuoğlu>, sen bir hafta on gün, gün, sen bir hafta on gün kafayı dinle. Sonra yine konuşuruz bunları Fred'im demişler. Fred, ben ayrılmak istiyorum diye masayı yıkıp duvarlara yumruk atmaya başlayınca Allah korusun deriz o işe. Her zaman en kötü ihtimal düşüneceksin Turan. Hiç bu ihtimalleri düşünmüyorsunuz maalesef. İyi düşünelim iyi olsun. Mert hoca geldi. Selamlar. <laughs> Oo Mert hoş geldin. Hoş bulduk hoş geldin. Abi. İyi akşamlar herkese. şimdi özel bir akşam. ufu hastaları için bir akşam. Ee, özel uğurlar var. Menüde ne var? Neyle başlıyoruz? Menüde şunla başlıyoruz. Şehir Ekrem. şehir en iyi yöresel yemek. Süper. Ekran Heh, geldi. En iyi yöresel yemeği seçeceğiz. Tamam. Lezzet mi düşüneceğiz? Ne düşüneceğiz? Var mı bir konseptimiz? Bu yemek için o şehre gitmeye yani hepsi aynı mesafede şehirlerin. Tamam. Pardon. Hepsi aynı mesafede değil. Bu şey hangi yemek için daha uzak mesafeye giderdim? Tamam. Onun en iyisini yemek için. Çetin bir savaş olacağını düşünüyorum. Evet. Ee, şehir milliyetçiliği yapacağın için tepki toplayacağına eminim. Ben de yapacağım diye düşünüyorum ama bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sizin sizin düzgün insanlar olacağınıza eminim. Şimdi daha geçtiğimiz yayın Sarıyer Böreği'ni izledik. Hayal kırıklığı. Hem fikir miyiz bu konuda? Hayır, hem Ölge fikir değilim. Mesela ben, dakika bir hem fikir değilim mesela. Evet, tamam ama bir parantez açayım. Ben Allah'a nazarmaz sevmem. Geçmiş ufulardan bilindiği üzere o yüzden sarı yer böreği diyeceğim. Börek alınır abi. Dolma yemek için buradan muşa gidilmez. Gidilmez doğru. Ama aynı ürün börek böreğe giderim. İyisine. Olabilir evet. Sarı yer böreği ama burada. %100. O. Oh. Pastırma bak şimdi abi pastırmanın iyisini e, bence her yerde bulabilirsin. Çok iyi pastırma İstanbul'da bulursun ama humusu bulamayabilirsin ya. Humus yapılması gereken bir şey ya. Humusu, Yöreden çok değişir Humusu bence. bulamazsam nohutu çiğner tükürürüm. Ooo humusa böyle bir öyle, Ben böyle aile sert girmek istiyorum ya. Öyle ufada sert başlayalım istiyorum. Ben humus diyeceğim. Mert Hoca'ya bırakacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bundan sonra muhtemelen Kayseri Meydanı'nda asılırım. Kayserili olarak pastırmaya çok yakın bir insan değilimdir. Ama bak Eyvallah. şimdi burada bir durduracağım seni Mert Efendi. Buyurun hocam. Mert pastırmayı oylayabilecek bir insan değil. Neden? Çünkü pastırma için mesafe yapmıyor. Pastırmaya bir özlemi yok. Ben yani İstanbul'dayım ama yani... Ya tamam da şey bir gıdalarının vasatlıkta bayrak taşıyanı pastırmayı seçmek istemiyor da olabilir. o tercih ediyor olabilir. İşte sıkıntı orada A başlıyor. A kayış gibi dolanan eden ve çok pahalı olan şeyi tercih etmiyor olabilir. Benzin parası kadar para vermek istemiyor olabilir bir kilosuna. Omuz tercih ediyor olabilir. Saygı duymak lazım Mert'e bence. Oğlum siz şu an Türklüğün... Özür dilerim bu kartı erken kullandım ama yine kullanıyorum. Dünya mutfağına kazandırdığı en önemli şeylerden biri olan pastırmayı. Çatalla nohut ezilerek üretilen bir yemeğe mi tercih ediyoruz? Pastırma için dediğim her şey için özür diliyorum. Aynı zamanda çemenli pastırmayı da dahil ediyorum öyle diyorum. Eksik söylemişim. Humus tercihimde. Ben de o zaman şöyle diyeceğim. Humus güzel bir yemektir. Ama. An, ancak 2-3 kaşıktan fazlası. Bayıma bayar abi. Pastırmanın <laughs> dilimi baymaz yani. Pastırmaya pastırma, ekmek arası yaparsın. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? bir yere atarsın. Her şey yapılır. O geçen olmaz. bir 10 şey iddiasına girmiştiniz bende. Pastırmada netim. Bir şey pastırma yerim. Abi pastırma yani bilmiyorum çok yerim şey abi, büyüyor. Bir pastırmacı Bak, sponsor olsun. Beni dükkanında ağırlasın. Bana dilsin dilsin versin ince ince. Bir tane komple yerim Bak bir yemeği yemek için sponsor arıyorsun. Yemeğin hani fiyat performans skalasını öyle sayarım. düşün. Kıymetinden öyle düşünmemişler. Öyle bir öyle, öyle işte Yani bence pahalılığı ile lezzete aynı orantıda %100 değil. 100 pastış diyorum. Humus diyeceğim ben. Mert Efendi şehrine şey yap. Üstüne yağı da yakarsın. Pastırma Eski. diyeceğim. He. Bir tur götürelim bakalım. Eyvallah. Bir tur mu? Şampiyon Hayır, ki. Duymuyorum. <laughs> Aa, Ağrı keledoş. Buradan ağrıya keledoş yememek için gidebilirim. Ama keledoş derbisi var. Keledoş ne? El Öğrenebilir miyiz? Bilmeyenler için. Bu arada. Keledoş. Keledoş nedir beyler? Chat'te. Google'lamamız lazım sağlıklı karar verebilmemiz ya, tipi için. benziyor bir şeye de adı farklı sanki o yediğimiz. Ya tamam da hangi daha Hangi keledoş daha önlü? Ağrı mı? Hakkar mı? Keledoş nedir? Keledoş tarifi resimli anlatım. Kuşbaşı, dana eti, soğan, yeşil mercimek, buğday, nohut, süzme, yoğurt. He, yayla çorbasını bildiniz mi? Evet. Ee, i̇çinde nohut var, pazı var. Et var. üstüne de tereyağı gezdiriyorlar. Fena değil. Güzel. Çok iyi lan. Yenir bu abi. arada. Hayvan gibi yenir. İyiymiş. Van mutfağından diyor bak burada da. Demek ki her şehrin kele doşu var. E şimdi şöyle düşünelim. Mesela Ağrı'ya gitmişken bir de Ağrı Dağı'nı görürüz en azından. Şimdi hani... hayır ben öyle düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Ağrı kele doşu kötü duruyor abi. Hmm. Bak yani öbüründe bir tereyağı işte bir tere. işi düşünülmüş. Doğru. Akkarillerim. Ben tereyağıya Abi. Evet, resme bakmaman tıklı Hakkar diyelim, doğru. Diğerinde Katılıyor. yağ yok, tereyağı yok. Hmm. Çok basit ya. Hatay kağıt kebabı. Allah Allah, adamın şey damaksızlığı, zevksizliğinden öleceğim ya. Bir şey diyeceğim, bak ilk tam ben söyledim, harbi... pidesi dururken Hatay kağıt kebabını Hüseyin kağıt seçmez ya. Oh. <laughs> Şey diyeceğim. İbrahim İş... müteferrika seçmez ya adam şeyi bulmuş matbaayı bulan adam ya. Bir pide bence 81 ilde de performans olarak çok düşük olamaz iyisinde. 81 ilde de çok iyi pide bulurum ben. Ama ka Hatay kağıt kebabını sadece Hatay'da yiyebilirsin. Bence. Hatay kağıt kebabını Hataylılar yemiyordur ya. Yani. Bence çok kötü bir şey. İçeriği güzel ama. Abi şey bir kere bir şey söyleyeceğim. Buradan bir yere gidiyorsun ve gittiğin yerde önüne gelen şey bezelyeli. Tam da onu diyecektim ya. Bu bıkarım o tattan. O tattan üzülürüm ya. Sebzeli türlü yediriyorlar bize kağıdın içinde. Kebap kisvesi altında. Eyvallah. Bafra pidesi. Bence de. bununla güzel yeriz. Üstünü tereyağlarlar. Kıt 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 atarsın. Yanında ayran. Kuk kuk kuk. Burdur şiş abi buna yok. Pazı için gitmem hiçbir yere. Burdur şiş. Pazı şey. için o kadar yani pazı yememek için o mesafeye giderim. Oğmaç çorbası bunu da yazacağım. Arabaşını biliyoruz. Oğmaç çorbası. Oğmaç çorbası tarifi. Sıvı yağ, soğan, domates salçası, biber salçası, haşlanmış nohut. Hamur. Hamurlu çorba, hamurlu domat, hamurlu nohutlu çorba. Ya çok abi. kötü lan. Ama öbürü Mesela, de aslında hamurlu çorba. Ama damla bunun damla çorbası mı? lezzetli diyorlar bak. Arabaşı alırız be. Ben arabaşına devam aynen. Arabaşını merak ediyorum güzel. ben. Bunun çorbasına iyi derler. Çok güzel bir şeydir. Ya hadi Ayy. bir git ya. Samsung. Soldaki ne ya? Çok kötü bir iki aday ama yani. Bamya çok çorbası kötü değil içmeye abi. buradan Çakallı niye Çakallı menemen güzel bence. Ya çakallı ben ne? E, e, şeye karşıyım. Yani bir efor sarf etmeye. Ben şunu isterim. Turan'ım ya Adana'da sende kaldık gece mesela. Tamam. Beni evinde ağırlamışsın. Sabah uyandık. Ya Turan'ım karnımız kazındı yok mu bir fırın? Gideyim oradan iki tane simit dört tane tam beyaz ekmek alayım. Sen de bir tane menemen kavur da abi kardeş hüpletelim. Diyeyim tamam. sana isterim. Yani şunu istemem. Turan'ım ya bizi bir çakallı menemenciye götür de buradan aldır aldır gidekle menemen yek. Bunu istemem. Ama, Ama menemen. Ama çorbasını da Ya yani. ya. ya ya Sadece yani üst turlarda menemenle ilgili fikri mi? Halk da bilsin. Bingöl Kömbe. Bugün bütün yöresel lezzetleri öğreneceğiz beyler. Kömbe... Bu değil. Tamam 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 tamam. Kömbeyi bildim. E bu değil. Kömbe. Beyaz peynir maydanoz içi. Oğlum bu. Benim bildiğim kömbe tatlı ya. Bingöl kömbe. Var mı beyler chatte? Bingöllü bir dost. Biz bakarak kömbe. anlayamadık. Kömbe müthiştir diyorlar da bence bu kömbe o kömbe değil çok kömbe var tatlı kömbe de var yani bu tatlı bak, kömbe. Ama ben sana bir şey söyleyeyim Hayatımın bir yerinde ayva dolması yemek isterim. Katılmakla birlikte ayva dolması için ne bir gitmem ama. Ama kömbe için hiçbir yere gitmem yani kömbeyi ama anlamadım. Ama şöyle düşün. Kömbeyi anlamadın ve merak uyandırdı değil mi? Hani abi deneyeyim Bingöl'e gideyim bir kömbe bin Bingöl kömbesi bunu dersin. Ama ayva dolmasının az çok ne çıkacağını tahmin edersin yani. Hani biraz da merak uyandırma gibi düşün. Bu arada benim taraf Nevşehirli. Ben niye hiç ayva dolması yeme daveti almadım ki? İyi olsaydı da davet alırdın. Aynen Benimle öyle gibi. lan Turan. Bak şimdi i̇yi, belki, sondaki argümanın beni kömbeye yaklaştırdı biliyor musun? Demek ki iyi bir şey olsaydı bir kere oturtturup bana bir ayva yedirirler diye. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Yüzde yüz. Seninle kömbede buluştuk. Şehzade evet. kebabının bu şey ismi iddialı isim yani Amasya'daki şehzade kebabı tamam da etli elma dolması da fazla Oo, inovatif yok. Yani elma dolması çok... yok <laughs> yani Steve da Jobs doldurmayın değilsen o topa girme abi ya. Tabi elmayı da doldurma ya. Steve Jobs yok. değilsen o topa girme. Şalgam Oo, dolması mı Turan senlik dolması. bir şey lan. Şalgam dolmasını hiç duymadım bu arada. Ama Tantuni için bak Tantuni, tantuni için her şey değiştirilir. İyi şey abi iyi Tantuni için her yere gidilir galiba. Korkunç bir lezzet. korkunç Ağzım sulandı be çok severim. <laughs> bak doyurucu bir tat değildir. Mesela eğer sorduğum soru lezzet değil de karın doyurma olsaydı Tantuni'nin ömrü çok uzun olmayabilirdi. Ama Tantuni'nin o lezzetini tatmanın, o gerçek Tantuni yemenin vereceği mutluluğu çok az şey verir be. Tabi tabi. 3-4 tane atarsın Tantuni bak. Orada... Çok keyifle yenir. Hmm. Yuvalama. da hakimim. Bu lezzete. Ben de biliyorum yuvalamayı. Güzel bir lezzet. Taygana Taygan dediği ne? krep. Otlu krep. Soldan devam. Hmm. Yani Taygan. baba krep... Ben bu cadıyı özlemem gibi geliyor. <gülüyor> yani <gülüyor> kaygana Eyvallah. beni özletmez gibi geliyor. Yolama diyelim devam ederiz. Yolama yani. güzel. Oh, toyga çorbası. Umut verici duruyor da sağdaki. Abi sağdaki sarma yani yaprak sarması bildiğimizin bir yandan yemişi gibi. Yine de yandan yemişi de güzel duruyor. Ben sağdan devam ederim ya. Abi bakla sarması ben bilmiyorum. Berbat gibi. Berbat bence ya. Toyga çorbasını merak edersin içersin. Bak ne olduğunu bilmiyorsun değil mi içinde? Merak etmiyorum. Bakla sarması ya. diyeceğim abi. Ben sarmayı elemek istemiyorum. Bir de benim bildiğim tokatın yaprağı meşhur yani. Bunlar iyi salıyor. Baklalı dolma böyle yapılır. Aleyküm selam abla. Ha, bakla içinde olayım. var. Baklayı doldurmuyorlar Turan. Bak... Aa, daha kötü. Daha beraber. Yok lan bence süper. Ben yani, bakla olması diyorum bayıldım. Gülün ev hayatı Pişince abla. nasıl Üzülüyorum oluyor Bakla da Baklada koymayın dolmaya. Gül de, ablam falan. öpüyoruz seni. Ellerine sağlık çok evet, güzel yapmışsın. Ellerine sağlık etmeyecek. abi. elinden öpüyoruz da yani. Aa aa aa. Bir içini bir yar bakalım abla nasıl olmuş? İçtiğini. Bakla sarmadı. Turan felay bak. Bir bakla tencere yersin Turan. Onu. Bir Yok, tencere abi. yersin. Bakla bakla fikri bana iyi gelmedi hele içindeyse. Ben baklaya sarıldığını düşünüyordum. İçinde baklayı vermedik. Bir şey diyeyim mi? Bu. Bir tencere yersin. Ço Toyga çorbası ne? Toyga çorbası. Bak, Toyga, Toyga çorbası, çorbası da... çok ya. Unu kavurduk çorba diye verdik gibi bir şey ha, yani. Öyle bir şeyse bakla sarması diyeceğim. Yani kilometre yapılmayı hak etmeyen bir ise. Un, su, nohut, süzme yoğurt, yumurta sarısı, tuz. Vay be. Ulan harbiden... Tereyağı kuru nane. Çok un çorbası beyler abi, bu bakla ya. ya. Bakla diyelim ya. abi. Üçün, üçün kilometre yapılmaz doğru. Müthiş. Baklayı merak edersin. <laughs> Oo. Çok kötü oldu. Kötü elenen kötü elenecek de. Elbasan tavada. Elbasan kötü elendi. Ne? Ciddi misin? Beyran kaçar mı abi? Abi yapma. yapma. Beyran kaçmaz. Abi Beyran kaçmaz da Beyran'ı bir yerlerde bulursun ya. Nerede bulacaksın ya? Bu yaşımdayım bulamadım. Tam da Elbasan tavayı nerede bulacaksın? Edirne'ye gidip yemezsen. Elbasan yapma. E, birini hiç bulamayacaksın. Bir kere bak şöyle bir durum var. Burada bir haksız rekabet var. Bir çorba için binlerce kilometre yol yapılmaz. Çorba ne olursa olsun. En iyi çorba da olsa. Ama pirinçli yani, etli bir şey lan yemek fark gibi o ya. Etmez abi. Fark etmez. Ben herhangi bir çorba için isterse en böyle şehzade çorbası olsun. Yüzlerce kilometre yol yapmam. Ama Elbasan tava yemeye gidiyorum Edirne'ye. Eyvallah. Adana'dan çıkarsın. Biner arsana arabana gidersin. Yediğin şey için de üzülmezsin. Elbasan tava ben yiyorsun çünkü. seni kınıyorum. Chattteki Antepliler Allah. adına net bir beyran. Ama Elbasan tavaya yazık mı oldu? E tabi birkaç turdur çok Bak, Ezo şeyleri Chatteki üst turladık. Chattteki Antepliler ne diyordur biliyor musun? Ya Hasan sen ne diyorsun? Gel buraya baklava ya Beyran için buraya mı gelinir? Bak bunları diyen Anteplilerin ben sesini duyuyorum. Kulağıma e, geliyor ben. E de yaprak ciğer atarız. Ama tamam da Elbasan tava. Yani elbasan tava zayıf da belki değil. Bak bir mesela bir Antepli ile oturdun. Antep'e gittin. Abi ne için geldin ya bugün? Hayırdır seni pek buralarda görmezdik. Beyran için geldim. Ne diyorsun ya kardeşim sen? Der sana. Baklava için niye gelmedin? Bak böyle sorular duyarsın. Yapma. elbasan tava için edirne'ye gider ama be sadece beyran için Antep'e gidilmez. Ben Kayseri'nin gururu, Kayseri'nin evladı Mert'in damağına güveniyorum, dişine güveniyorum. Beyran seçeceğini bilmiyorum. Bir şey inanıyor. daha söyleyeceğim. Mert'i etkilemek için bir şey daha söyleyeceğim. Antep'e gidip beyran yiyip Antep'ten çıksan üzülür müsün? Üzülmez. Üzülürsün. Hayır, üzülürsün. Edirne'ye gidip elbazan tava yemedin de Ama Edirine'den bu çıksan, baklavanın beyran... güzelliği, beyranın kötülüğü değil ki baklava yemedin diye üzüldün sen. Beyranla bu söylediğin şeyin bir alakası yok ki. Bir alakası yok. O kadar iddialı bir yemek olsa asla üzülmezdin. Mesela baklava yiyip çıksan beyran yemesen üzülmezsin. Yo üzülürsün. Ben Çin üzülürüm bak, abi. Beyran, beyran muhteşem bir yemek ama Elbasan tava ben de ağır basan. Elbasanlık basıyorum. hiçbir şey yok Mertcim. Elbasan ağır basan diyorum. Şöyle söyleyeceğim Antep'e gidip sadece Beyran yiyip dönsem üzülmem ama Turdan hocanın döktüğü dile çok üzüldüm. Beyran'dan devam. o. Aa bilseydik. <laughs> ya belli <laughs> abi damla olanalı kayseriliyim diyor çocuk. Mantı diyorum ya mantı Çok ömrü yok ama bende bir, bir birkaç tur gidecek gibi duruyor. Bartın kabak burması mı? İçi kabak olan şerbetli bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Fena durmuyor. Tatlı olmayabilir. Kabak tatlı burması. Ya. Tatlı ya Burma şerbetli. Tatlı. Burma tatlı. Şerbet mi? Abi şu bozbaşı yememek için bile ben Bartına giderim Abi, bu arada. Bozbaşı hiç umut vermedi ya. Kabak burması diyelim bence. İzmir kumru mu? Senin karşı olduğun bir lezzet de sağdaki İzmir kuzu etli Şevketi Bostan mı? Şevketi Bostan'da ot çok var. Soldakini yeriz. Ee, i̇şlenmiş gıdayı vücuda sokarız. Kanserojeni yapıştırırız. Devam ederiz abi. Çiç. Tamam. Kumru diyelim. Ben de oralardaydım zaten. Bayburt Galaçoş. Ol. Etli kömbe. Soldaki inanılmaz iyi duruyor bu arada. Galiba derbi lan bu. Abi çok iyi duruyor soldaki ya. Yoğurt, et, hamur bir şeyler. Of. Kavurma var. Of. Yoğurt var. Tereyağı gezdirilmiş. Pul biber atılmış. Altta ekmekleri var. Galiba hayatım boyunca gördüğüm en iyi ürün. Galiba. Yani. Abi soldaki ya. Çok iyi duruyor. Oğlum bu ne? Bir şey diyeceğim. Bir galatoş yazsana. Genel olarak böyle bir yemek mi yoksa hani bu fotoğrafın mı ilişkisi? Fotoğraf ilişkisi Başka... mi lan? Boğazımızın suyu aşağı indi. Galaçoş. Of. Çok fena olduk ya Galaçoş'a. Abi, abi her fotoğrafta korkunç iyi duruyor. Sanırım ben Galaçoş'u birinci yapacağım. Özür dileyerek herkese. Galaçoş. Vallahi bu. Baksana. Aa bir dakika. İşin içinde mercimek mi var? Yeşil mercimek. Bir dakika. Bütün planlar bozulur. Bakayım be. Yapma be abi. Mercimek, mercimek, mercimek beni... o kadar bozmaz ya. O kadar bozmaz. Mercimek planları hep... abi sağ, sağdaki Osmanlı etli kömbeye bak. Tamam da soldaki abi bak. Soldaki lezzetleri. Mercimek düşün. planları o. bozdu. Sarımsaklı yoğurt, güzel bir kavurma et. Planları altında. bozdu abi. Etli kömbe diyorum. Planımı bozdu abi bu. Yani kara mercimek yemeye ben gitmem. Araba, arabaya binmem. Vallahi Mercimek mi diyorsun? Evde yapılsa yeriz Turan'ım. Aynı şekilde Aha. mesela sana ziyarete gelmişim akşam. Valide hanım bize yemek yapmış. Hasan'ım vallahi. ya ben Bayburtluyum. İşte eşim Adanalı. Turan da Adana'da doğdu. Sana ben bizim yöreden bir yemek yaptım. Galaçoş. İki tabak yerim biliyor musun? Hmm. Anneni de biraz mutlu etmek amaçlı. Yani, vallahi bayıldım ya. Keşke biz de Bayburtlu olsaydık falan diye. Oradan da bir yağ yağdanlık çekerim annene ama... Yani buradan hiç yani arabanın kontağı çevirme Allah sana katılmak zorundayım. Mercimeğe karşı yıllardır olan duruşumu bozmayacağım. Mercimek kötü bir şey. Etli kömbe diyelim o yüzden. Ya yani bize bize yakışan budur. Et, Aynı et öyle. severlere yakışan budur. Oo. Soldakinin Oo. ismi niye içli köfte değil? <laughs> Biz bir telif problemi köfte. mi yaşadım Ardin halkı? İçli köfte şey böyle değil ama. Bu çok farklı bir şey dışındaki. Bir rengi gibi. çok açık bunu. E, aynı işte dışında. haşlaması değil mi? Turan'ın sevdiği gibi ha, o. Yok haşlaması yağlı. da daha yağlı olur. Haş, haşlaması daha daha böyle irmik gibi duruyor. Bu de, öyle bir şey değil. Hamsi göyüsü. Ya ben ilk, bir sütlaç ilk hastasıyım. Ama. Ben bir sütlaç hastasıyım da. Ben bir sütlü tatlı sapığıyım. Bir yandan da. Tamam. Ee, ama sütlü tatlının en yakın yerden alınmışıyla en iyi yerden yenmiş arasındaki fark bu tarz ürünlerdeki farktan daha düşük. Yani Hatırlıyor. şunu Mardin'de deneyimlemenin verceği vereceği keyfi çok az şey verebilir. Tamam işte benim mesela Beyran'la ilgili düşüncem de buydu. İki bebet abi ya. İlk ne peki? Ne var içinde? Yani et var gördüğüm kadarıyla ve hamur var. Yani beni zaten... Bir yazsana. Beni satın aldı biliyor musun? İlk bebet. İlk bebet. Bu arada ilk bebette de şu an katılanlar için %10 bonus var. <laughs> o yapma. <gülüyor> <gülüyor> of var böyle olsa yani. Haşlama işli köfte olarak bilinir. Haşlama işli köfte baba işte. Haşlama yani. işli köfte. Chatten çaldım bu arada şakayı. Allah razı olsun, güzel şakaydı, güzel otutturduk. İyiydi. Yapan kardeşi tebrik ederim. Tam ılkabet diyelim ya. Doğru. Açlanmış iki köfte Turan. Seni sevdiğim mevzu. Sana dedim daha Olur. görür görmez dedim zaten. Çerkes tavuğunu inanılmaz severim. Çerkes tavuğuyla ilgili inanılmaz severim. Bir anım yok, var mı var. diye düşündüm de yok. Yani. Ki musakka'yı hiç sevmem. Bir yandan da. Ya musakka için afyon'a gidilmez. Çerkes tavuğu diyelim. Çerkes tavuğu baba. Çet musakka yazmayın. En güzel yemek değil. Kilometre yapılacak yemek diyoruz. Çerkes tavuğu o yüzden. Yoksa musakka. Hayır en güzel yemek olsa da çerkes tavuğu musakkadan güzel yemek. değil burada yapma bak. Burada sana katılacağım. Beni utandırma. Sana katılacağım. Katılacaksın. Musakka musakkayı seçmeden çok altında bir gıdadır. Ooo denilen şeyi duyuyor musunuz? var? Hadi ya. Buradan bağırsak yemeye ya, kilometre yapacağız. Ha? Ankara tava gibi bir haşmet varken bir coşku varken Ankara tavanın içindeki şehriye mi? Bak samimi soruyorum. Şehriye mi o? Şehriye. Ya yenmez abi. Nasıl yenmez ya? Şey Abi bundakine bok bundakine. Şehriyi beğenmiyorum. Bok, bok, bok yemeye götürüyorum bizi. Bok falan değil itibarsızlaştırma. İçinde pirinç var. Mumbarın gayet de iyi temizlenir. Steril. Abi Eşe. ben bağırsak yemeğe şey buradan mesafe yapılmasına karşıyım ya. Pirinç, bulgur hepsine sonsuz saygım var. Ama bir pilavı da bu kadar yoğun şehriye kullanımı Beni rahatsız eder. Bak şehriye sevmiyorum. Kardeşim bu iç pilav gibi hazırlanır. Böyle tamam. telve telve olan pilav gibi değil. Bu başka bir şey. Bu çok acayip Herkes. bir şey. Fark etmez. Bumbar için kilometre yaparsın ama ben şehriyeli bir, hani vasat bir tavuk yemeği için Ankara'ya gider misin? Sana Bilmiyorum. sadece şunu söylüyorum. Ankara'ya niye senin giderim? Senin hakkından kim gelir biliyor musun? Bağırsak yiyen adam. Kim o gelir? bağırsakları, sardıkları sucuklar kızartılmadan önce bir çöp gibi adeta kenara atan... Kayseri'nin irfanı seni yenecek. Ben Mert Hoca'nın her zaman doğru tercih yaptığını biliyorum. Kayseri'nin irfanı ne der biliyor musun? Ula bizim sucuk sararken çöpe attığımız bağırsakları yiyor adamlar. Ha 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 diyecek sana birazdan. tamam göreceğiz. Önce bir açık ayran sipariş ederim. Sonra Ankara tava 2-3 tabak gömerim. Abi İç Anadolu buradayız. İç Anadolu. Hiç şansın olmayan bir yani yarışma. Yayın öncesi. Ama Anladım. bu çok kötü oldu ya. Yani. Yani tekir daha köftesi. Fiyazlı mı yazlı? Çok güzel duruyor ya. Ben bu arada lahmacun, Urfa lamacını da çok sevmem. Bir De o var. Yani soğanlı lahmacunu çok sevmem de köfteyi de çok İkiniz severim de. ya. İkiniz ben, de İstanbul'da ben... yaşıyorsunuz değil mi? Ben gurme değilim ki niye böyle bir topa giriyorum da lahmacun severlerden korkuyorum. Ben köfteyi daha çok severim. Köfte yemeye giderim. Bu kadar. Tamam bir şey soracağım. Buyurun sorun. Ee, İstanbul'da çok iyi köfteci yok mu? Var mı mesela? Çok iyi bir tekirdağ köftesi yapan. E çok yer. iyi lahmacuncu tekirdağlı... da bulurum ki. İstanbul'u katma. Şehir diye düşünme. Biz şu an Survivor adasındayız. Bu ürünlerde eşit mesafede uzaklıkta diye düşün. Hımm. Şehir diye düşünme. Abi, şehir et, tamam. şehir topuna girersen bence her şeyin en iyisi İstanbul'da var. Bence. Do doğru olabilir. E, o zaman Urfa için kilometre yaparım ben abi. Lahmacun için kilometre yapılır. Köfte için kilometre yapmam. Bak lahmacunu evinde yapamazsın. Lahmacun evinde yapmam mümkün değil hatta. Ama çok iyi bir köfte yapabilirsin. Evde annenin el lezzetidir. Çok iyi bir köfte yaparsan. O tekirdağ köftesini aratmaz. Ama çok iyi bir lahmacun yapsana bana anne. Yapamazsın. Ben, ben bu, ben bu turda yapayım. çok iddialı değilim. Seninle dövüşmeyeceğim. Sadece... Kendim şer düşmek istedim köfteye. Tamam. Lahmacun mantıklı olan. Ama Mert'in tabii köfte e, cevabı gelirse açayım. burada sizi bayıltırız. Bir parantez açayım. Yemek yarışmasında da köfteyi birinci yaptığım için gurur duyuyorum ama lahmacun. Mert hem kanalın hem kanalın geleceği için hem de kişisel tercihim olarak lahmacunu tercih ediyorum. Teşekkür ederim. Ben saygı duyuyorum. İlk doğru tercih. Ben sadece şerh düştüm. Sonra bizzat orada yedim. Nasıl? Güzel bir köfte. Hakikaten çok lezzetli bir köfte. Ee, Sağdakini de zaten yani yemme abi. Çorba ya. Ben hala duruşumun arkasındayım. Çorba için hiçbir şekilde kilometre yapmam. Sultanahmet köftesi diyeceğim. E biz bir beyran çıkarmamış mıydık lan? Beyran sponsorluğu mu aldık kanala? Öyle bir şey var Beyran aşı diye belirtilmiş bir fark ben arada, var. Ben bu arada yani ikinci kez olmasını zaten elenmesi için bir sebep de yani ikinci kez olmasa da ben bir kere İzmir'de Diyarbakırlı bir ustadan yemiştim. Bence dünyada yenilebilecek en iyi 3-4 gıdadan biri so sağ. Kaburga dolması. Kaburga dolması inanılmaz bir şey abi. Çok iyi çok iyi. Hakkıyla kazandı. Hani Beyran tabii, 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 en Tabi 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 tabi. Yani bay geçti normalde de. Bay geçmese de döverdi Beyran'ı bence. Oo. Oh. Tandır mı sağda et? Sağdaki tandır. Altında çok güzel bir telve telve bir pilav var. İnanılmaz duruyor ya. İskilip Ama solda da Urfa ya. var yani. Urfa kebap da kebaptır abi. Yani Urfa kebabı Adana kebabından güzel değil. Ne var yani ki bu... var ki? Urfa kebabı daha acısız. Acısız yani. Daha farklı. Ama Adana kebabı daha lezzetli bence. Ki hani bunu şeyden de anlayabilirsiniz. Milliyetçilik yapmıyorum. Daha yaygın Adana kebabı. Daha çok duyulur. O yüzden iskilip dolmasına giderim. Ben Urfa yiyeceğim ya. Çok çok güzel duruyor. Saygı duyuyorum. Çok saygı duyuyorum. Urfa hani kötü değil. Kötü tercih değil. Urfa'ya gidilir. Ama ben iskili olmaz diyeceğim. Daha merak uyandırıcı, şey daha lezzetli oluyor. Bana mention olarak İstanbul'da güzel kebapçı var mı ya? Evle satır kıyma falan yapan. Bana yazsanız abi buldursanız. Ben iyi kebaba hasret yaşıyorum ya. İyi bir kebap olsa da yesek peşet. Onu da bir Fırat abiye danışmanı öneririm. Fırat abi birkaç şey söyledi. Bize ge yayına geldiği gün birkaç mekan söyledi. De mekanların hepsini unuttum abi. Hani şurdaya, burdaya falan dedi. Hatta o gün getirdiği yer içinde dedi gel getirirken biraz soğudu. Bu mekana git bir ye dedi ama Fırat abi'deki sıkıntı ne biliyor musun? Fırat abi Anadolu yakası adamı. Yani bana söylediği ha. yerlere benim kebap yemeye gitmem için benim manyak olmam lazım. Anladım bana biraz daha Beşiktaş Sarıyer Maslak Twitter mention o zaman sana. Evet evet. Bu ya yani var abi ben seviyorum diyen varsa çok seviyorum diyen varsa mail de atabilir hatta evet. öyle diyeyim. Hı. Ama harbiden kebap hasretim ya. Ya da chat'te kebapçı varsa seni bir davet edebilir mesela. Dağılın. Yok öyle yapmasın. O zaman <laughs> mahcup oluruz. Sadece söyleyin ben gider bir ara kendim yerim. Urfa kebabı iskilip dolması Mertek kaldı bir bir sonuç. Zor bir karar. Merdoli. Ee, kebabı severiz ama ama pilavı da çok severiz ve yanında tandır varken güzel ikili olur diye düşünüyorum. %100. Teşekkürler. Afyon bükmesi hemen yazalım. Afyon bükmesi. Parmak yedirten afyon bükmesi mi? Bir şey diyeceğim. Bence afyon bükmesi bay geçmeli. Az önce zaten çorum kuzu tandırını geçirdik biz dur. Ne var ki öbür tarafta? Ha doğru. O da pilav değil mi? Bay geçmeli bence. bence normalde kuzu tandır geçer de. Doğru. Kastamonu banduma mı? Muğla milas köftesi mi? Ben Milas, milas köfteden anladığım nohutlu bir köfte böyle salçalı malçalı. Bandumayı feci beğendim. E, şey var, yufka var, tavuk var ve bulgur var. E, beni çok cezbetti. Bu bu görüntü de cezbetti. Hani görüntüye de kandım. Banduma diyorum. Ben e, Paku ve Emirhan üzülsün diye Milas köftesi diyeceğim. Çıldırsınlar. Allah Allah. Mert'cim sükunetle bir tavır koy lütfen. Ya dürüst olacağım. İkisi hakkında çok bir fikrim yok. Süpersin. Ya sağdakini biliyorum. Ama soldakinin görüntüsü... Değil mi? Gitti. Yani gitti. adamı çekiyor baba. Adamı çekiyor. Çekmez de çekmez diyeyim. Çeken ne size? Bir şey diyeceğim. Ne çekti? Yufka, tavuk, bulgur. Daha ne çekecek? <laughs> Daha ne olması lazım bir insanın hayatında o insanın hayatını güzelleştirebilmek için? Eyvallah. Sol, sol. Bandı mı? Evet. Yorum yapmak istemiyorum keşke konuda. Keşke kişi. Ya ben keşke de yokum. Ben de yokum. Trit diyeceğim ya. Trit abi. Trit'ine bandım diyeceğim. Oo. İskender. İkinci kez ayıp etmeyelim. Ya zaten bence yani, yani İskenderi eleyeceksek şöyle eleyelim. İskender zaten kazanmıştır bu savaşı gibi eleyenebilirdi ama o kadar da değil diyenleri de duyar gibiyim. Manisa kebabını yedim Manisa'da. Maalesef kötü mekanda yedirmişler bana beğenmedim. Fırında erişte yani fırında makarna ya annem evde yapar abi gitmemiş bir yere Ya atılıyorum. soldakinin maksimumu ne olabilir ki zaten? Manisa kebabı. Bir de erişte ya makarna da değil. Giresun sayıda. göreli Pidesi çok keyifli hmm. duruyor. Abaza pastası da korkutucu bir görüntüsü var ve ismi var. Ben göreli Pidesi'nden devam diyorum. Abaza Doğru. pastası mı? Göreli Pidesi diyelim ya. Çok şaka geçti de gözümün önünde. Antalya piyazı gibi. tayinli falan olur. Beyti Şanlıurfa diyor. Şanlıurfa Beyti alalım abi. Şanlıurfalıları bir kere daha üzmeyelim ya. Sen üzdün de Şanlıurfa'ları. Malatya analı kızlı mı? Antep. Oha Ali Nazik var lan sağda. Alinazik. Çok iyi bir Ali Nazik olduğunu düşünseniz beyler. Ali Nazik. Ali Nazik. için gidilir. Mesela Beyran için gidilmez de var. Alinazik için gidilir. Antep. Kuzu kapama. Kuzu kapama. Kuzu kapama. Kuzu. Oh. Baklava. Çok kötü gitti İnegöl ya. Ben çok severim İnegöl köfteyi. Aynen. Yanında taptaze ekmek gelir. Ah be. Baklava İskender finali. Chat'te bir tane adam kalmıyor. Herkes birbirine Kuyu sövmekten banlanıyor. Bu ülke hazır değildi böyle bir iki savaşa. Kuyu kebabıdır abi. Ne bu? Bu saçma bir şey. Kuyu kebabı. Adı Yaman fındık ezmeli kadayıf mı? Oh. Oh! Oo. Oh. 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 Muhteşem bir şey olduğunu eminim onun. İşte sen. Evet evet o. Oh. Benim tatlım sensin. Çi börek kuru patlıcan deme ya. Çi börek kuru patlıcan bence. Çok iyi bir kuru patlıcan için her yere gidilir ya. Evet. Balıkesir hoşmerim Bursa yumurta dolması. Ne yumurta dolması Bursa? Bursa senle bozuşmaya şey başladığımız anları başladı. hoşmerim devam. de diğer tur elenir. Keklik kebabı. Keklik yapı. Keklik lan bu. Kuş. Kuş olan keklik. keklik. Sırğam böreğine dayı ya, spanaklı böreğin çakmasını yapmışsın. Çeklik kebabından devam. Abi çeklik yemek keklik. için bir devam. mesafe gidersin yani. Kekliğin tadı nasıl acaba? Tavuğun aynı mı değişik mi? Aynen. Sormuyorum. Sormuyorum. Çok da her şeyi de <laughs> sormaya da gerek yoktur. Etli ekmek. Oo. Sağdakinde ee... patlıcan var yeterli zaten onu elememiz için. Za... Hayır, Zade kebabının inanılmaz güzel bir şey olduğunu eminim. Etli ekmek hani randımanlı olarak çoğu şehirde bulursun ama Zade kebabını bulamazsın. Bazen de buna bakmamız lazım. Üstteki sos Neçet. Kaşar eritmişler, fırında pişiyor. İçinde Abi tavuk çok var. Ya. Çok kötü yani. Çok, Etle çok alakasız kombinasyonlar birleşmiş Mert gibi Yapmayın. Yani. Kayserili bir adam etli aynen öyle Konya'ya sahip etli çıkmalı ya. Ne alaka mesela? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Lazanya diyorum. Lazanya, lazanya, lazanya diyorum. Protesto olarak. Yani bunu da sormayacağım arkadaşlar. Türkiye'nin zirve geleceklerinden biridir. Oo, bu inanılmaz bir şey. Oo. Bunlar Ondan yemeyi inanılmaz çok bir şey. ya. Bunu, bunu, bunu ben de çok istiyorum lan da... çocukluğumdan beri. Sağdaki zaten Yozgat'ın değil mi? Yozgat Sen... değil ki Nevşehir'indir. Testike ben babam. de perde pilavı diyeceğim ama kötü yerlendi testike. Yok. Testi kebabı nevi yozgat'ın değildir. Sivas su böreği, mi? Bir... kabak tatlısı su böreği. ya. İyi bir su böreği, iyi bir su böreği, yerinde bir su böreği, randımanlı bir su böreği. Bu arada ee, su böreği Adana'nın olduğu için kabak tatlısı diyeceğim. Memleketin yerim gerçeğini. Ama sizin su böreği yok kaşarlı, bu normal peynirli su böreği olur ya bu. O. Seninki dediğin Adana böreği. Onu burada da satıyorlar. Senin dediğin su böreği değil. Bu su böreği. Senin dediğin Adana böreği, kaşarlı olan sünen. Bu o değil. Bu normal su böreği. Suda kaynatılarak hamurunun yapıldığı börek. Su böreği, yani... vıns abi. Bilmiyorum ya. Kabak tatlısı diyeceğim ben. Su böreğidir. Böreğin çok varyasyonu var. Her yerde ya, yiyoruz Mert'in var ya, ya o kadar yok. da maa düzgün gitti götürüyor ki. Sivas köfte. Olayım. Sivas köfte abi, börülce köftesi ne? Sivas köfte. Adana kebap. Tamurtu li... yedim bu arada. Güzel bir şey ama yani öyle bir rakip geldi ki yani Real Madrid çekti. Keşke Real Madrid'i çekmeydin murtuam. Ay! Ay, bu, bu işte, bu sağdaki bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? İnanılmaz bir şeydir onun tadı. Bu ne oğlum? Yanık bu. Yalovalılar biraz işinize gücünüze bakın abi yanık pite veriyorsunuz millete. Kilisten devam. Kilisten devam abi. Ki... <gülüyor> 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 yani ben Ankara simitini çok severim de yani buradan kalkacaksın gideceksin simit diyeceksin inanılmaz olur o ya. Kazandibi de diğer türler ama. O bir tabii. tabii. kazan çünkü bence İzmir'e gidilecek bir yiyecek değil. İç pilav. Of inanılmaz. Kete neydi Mardin e lan? Mardin'e giderim ben. Kete abi bence. ne olduğuna Çok Kayseri'de gerekti. de bol bol kete, yemişliğim vardır. Erzincan. Ama Erzincan kete. Çok bir fark olduğunu düşünmüyorum ya. Hiç Ne bu? tatlı mı tuzlu öyle. mu beyler? ne mesela? Yok, hamur bildiğin normal Amur fırında ya, fırına girer. Yok be abi iç pilav yeriz ya. İç pilav abi iç pilavdan da Kütahya sıkıcık şorbası. Kelle paça. Kelle paça ya. Kelle paça abi kelle paça. Kelle paça. Kelle paça. Erzurum ca kebabı, Diyarbakır of. tas kebabı. Cağ, cağ kebabı. Cağ, cağ kebabı, kebabı için değil. sonsuz gidilir ya. Yani ölüme gidilir. Yani ölüm Zaki var dedin. Ölüme gidiyorsun mesela. Gel tamam kalk hadi ölüme gidelim dersin. Bir gece atalım dersin. İki tane çok sevdiğim lezzet. İzmir köfte ve mücver. Abi yok, yap, yap şovunu destekleyin. Ben mücverdeyim. Mücver çok farklı bir tat bence. Çok farklı bir lezzet. Ben etçilerle aramdaki yazılı olmayan anlaşmayı bozamam abi. Ama yapma abi mücver ya bak mücveri bulamazsın. mücver gibi vegan bir yiyecek çok nadir bulunur. İzmir ben, köfte diyorum. Ben hoca mücveri seçecek diye destekliyim demiştim ama gelmedi mücver diyeceğim. Cans. Can, doğru tercih. Çete ihanet etmiş olurdum. Ama iyi sevdiğim bir diğer yemek turatladığı için üzgün değilim. Güllaç yemeye hiçbir yere gitmezsin mi be beyler? Daha geçen gün yağmura yaptım. Çok basit yapılan bir şey bu ya. Hangi poşetle yaptın abi? Bak, <laughs> başladı yine ya. Ya bu güllaç, Bu itibarsızlaştırma çalışmalarını yemem ben ya. Konya fırın kebabı. Ya yani şu havuçları atmayaydık da daha güzel olurdu diye diye yerim. Yerim ama he, keşke havuç az olaydı diye yerim yani. Doğru katılıyorum fırın kebabı. BJK basket'e gözücü bakıyor bakıyorum beyler. Bir tane topçu sakatlandı maalesef. 74-67. Bizim bu serbest atış kaçırma işleri... Beşiktaş basket'e dair bir iki bir şey söyleyeceğim de... Şu iş bitsin, bir maç bitsin hele. Bir kazanalım. O zaman söyleyeceğim. Edirne. Edirne, Edirne. Turşu kavurması yok abi. Sinop mantısı ben... Ki tayinli pide de çok gömdük seninle <laughs> geçen yıl. Tayinli yedim. pidelik zaten bir şey yok da sinop mantısı inanılmaz bir şey oğlum. Evet. Cevizli mevizli yani Türkiye'de yapılan en güzel şeylerden biri zaten. Akçaabat köfte. Akçaabat köfte. Ben iyi bir patlıcancıyımdır evet. ama Akçaabat köfte. Yoluna baksın imam. İşte Aa. Bir Aa. Hamsili pilav sevmem. Ciğerli burguluk pilavındayım ben. Pilav ve balık uyumunu ben sevmiyorum. Ben sevmem. ikisini de yemedim ya. ya. İlk kez ben... böyle oldu be. Yöresel yemekler. 58'e kadar iyi getirdiniz beni de. Bende pilav balık yok. O yüzden ciğerli bulgur pilavı diyeceğim. Tatlarını dilimde birleştirdiğimde ben de ciğerli bulgurun daha güzel evet. olabileceğini düşündüm nedense. Evet. evet. düz hamsi kaz kaz kaz. Kaz abi. Kaz beyler. Ne hamsisi? Van kefalek. Göl balığı, göl, göl balığında yok mu ya? Kuyumak. Kuyumak abi, kuyumak için kilometre yapılır. Kuyumak şey. için de mesela her yere gidilir, hiç sıkıntı yok. Aynen. Altı ezmeli tike kebabı. Hakkari çentik kebabı. Altı ezmeli tike kebabı. Kesinlikle öyle. Çok sağlamaya çok güvenmiş, ismi şov yapmış yani. Şu şu korkunç duran etler ne mesela bu? Bu kadar büyük büyük. Siz bizi ne yapacağınız öldürecek misiniz bu güzellik ne ya? Bak bir yap. et yemeğindeki önemli detay, tike ismi. Tike varsa güven. Mesela yani ne de, başka ne de tike var ki oğlum? Bu analiz yapılmak için bir tane daha tikeli yemek bulman lazım. Yok, uydurdum zaten öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> kokoreç İzmir'in falan değil mi? Ee, Balıkesir'in balık hayvanı güzel olur. Ee, Balıkesir hayvanı... Balıkesir'de de bir sürü kesimhane var e, ee, kokoreç Balıkesir'de ekstra güzel olur. Çünkü hemen orada kesimhaneden alınıp direkt şey yapılıyor. Sen de ee, gibi geldi. Yo Balıkesir hayvanı. Türkiye'nin en güzel hayvanı Balıkesir'in hayvanıdır. Küçükbaş. Youtube'da izlenme rekorları kırmıştır hatta. Balıkesir'in çılgın şeyleri diyorsun ama. Evet. O eşek. Bunlar küçükbaş hayvancılıkta Balıkesir bir numaradır. O yüzden ben Anladım, Balıkesir kokoreç diyeceğim. Balıkesir'in kokoreç ünlü mü? Öyle bir Ünlü. şey var. Ünlü. Abi Ayrıca İzmir, Kokoreç dediğin şey değil. Yani İzmir'e ait bir şey değil. Sadece İzmir bir liman şehri olduğu için yani birçok İzmir içindeki birçok lezzet başka şehirlere hatta başka ülkelere ait zaten. Mesela Boyoz da şeydir. Ermeni Eyvallah. şeydir yani bildiğim kadarıyla. Eyvallah. Kokoreç diyelim o zaman. Güveniyorum bilgilerine. <laughs> Yani Aa. Bursa İskender için gittik Tekrar et döner için gider Şunu Şunun için Eve sipariş Motor kurye gelir kapımın önüne bırakır Kardeşim Allah razı olsun derim içeri getirir yerim En fazla tamam Kendi argümanını bozuyorsun İstanbul'da her şeyin iyisi bulunur dedin et Tamam da iyisi tamam de ben dünyanın olsam ne olsam Bunun için bir adım atmam diyorum Bir adım hmm. Ama et döner Doğru ha, et döner Sevmediğim yani. bir et dönerdir bu arada Bursa et döner kıyma et döner Ama et döner baba Doğru et 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 için kilometre yapılır. Et Havu için gülüyor. yapılır baba. Tutmaç tutmaçı bilirim lan ama çok sevmezdim. Zaten erişteye yoğurt çorba çorbası abi, gibi yani. aynı. Sultan kebabı gibi bir şeyin karşısında Sultan kebabı güzel duruyorsun be. O böyle mi başlarız? Kötü oldu. Kötü elendi. Kötü elendi. Bakacağı bakacağı batım kötü gitti. İyi bir köftedir, randımanlı bir köftedir. Kötü elendi. Evet. Kayseri mantı. mantısı, Sultanahmet köftesi. Mantı. Bak neden mantı, mantı ya yani? mantı mantı doğru mantı. Heh, tamam, bir şey öyle. demeyeceğim. Korktum. Bir tur daha gitsin abi, de. Zaten. Bir tur bir tur daha gitsin de. Adam Kayseri'li onu düşündüm. Yani turanın mantı demediği turda mantının karşısına çıkmalıyım. Tantuni. Tantuni de. Kelle, kelle paça. paçadır ya yapmayın kelle paçadır. Tantuni. Bence Şifası tantuni. yeter. Şifası Daha yeter. kilometre yapılacak bir yemek. Kelle paçaya soyu yani sonsuz saygım var, muhteşem bir şey ama tantuni için kilometre yaparım mı? Tantuni Tantuni abi. Tekrar söylüyorum çorba için yapmam kilometre. Artık Kesin. şu hoşmerim saçmalığı bitsin. Hoşmerim işi ettim baba. Et dönerden ne evet. o? Evet, döner. Hiç 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 öyle emen emendir yumurtadır beni ikna edemezsiniz abi böyle şeyler. Cevdet camiasından özür diliyoruz. Çerkez banduma. tavuğu. Banduma. banduma. Yani çerkez, burada da banduma. banduma çerkez mesela. tavuğu olur. Çerkez tavuğu ama şey abi. Kültür yemektir yani. Kayseri oh. yağlamadan devam. böyle kişi de bitsin. Yağlama. Barışalım yağlama. Bizim abi. şehrin dominasyonunu. Şehzade kebabı, kömbe. Kömbeyi hala mi? bilmeden tur atlatıyoruz da. Şehzade kebabından devam edilebilir ya. Şehzade. Bir de Şehzade Kebabı'nın fotoğrafı kötü muhtemelen. Çok küçük ve anlaşılmaz. Tabii tabii. Daha lezzetli bir şey, bir şey olabilir. Of. Altı bakayım. ezmeli tike kebabı abi ya. Tayk kebabı ya. Sinop, Sinop mantısı. mantısı. Müthiş abi. müthiş müthiş bir şey. Beyti. Beyti. Güzel bak güzel. Turlar dengeli geliyor. Baba biri baba birini vurmadı daha. Su böreği. Abi yapma Sultan kebabı. Yani su, böreğini Abi var su diyorsun, böreğinin var ya su böreğinin iyisini ama bak, yememişin galiba şey sen. Çok küçümsüyorsun Küçü... su böreği feci bir şeydir ya. Tamam küçümsemiyorum ama Sultan kebabı mesela hani kebap et en azından sen... ve her yerde bulamayacağın bir lezzet, Niş bir lezzet. O sen... yüzden Sultan kebabı diyorum. Sen Adana'lı olduğun için Adana'da yediğin o kaşar bombardımanı su böreği sanıyorsun. Sen ondan o... dolayı bunu seçmiyorsun. Sana en iyi cevabı Türkiye'nin lezzet başkenti olan Kayseri'nin evladı Mert verir babası çok ağır bir su böreği hastası olarak su böreği diyeceğim. Saygı duyuyorum. Çok damardan giriyorum ya Mert'e. Kuru patlıcan dolması bence. <laughs> İyisi delirtir gibi geliyor bana. Vanisallardan özür diliyorum. Yani çok iyi bir kuru patlıcan dolmasını bir tencere demekte zorlanmam gibi geliyor. <laughs> Künefe. Künefe ya. İki nefe. tur atlattığımızı bile hatırlamıyorum zaten. Edirne ciğeri afyon bükme. Ciğer. Ciğer. Arabaşı iç pilav. Arabaşı ya. İç pilav abi. Arabaşı için yapmazsın bir şey. Yapma gözünü seveyim. Çorba da Düz pilav yedirme bize be. Yani bir Aa, şehirden tamam, bir şehire geçiyoruz da. Pilav da Yapma. yeter. Pilavın da tadı kaçtı. Arabaşını bir şey diyeyim Şunun... şey mi? Dur... Bak şöyle böyle... bir şey söyleyeceğim sana. Bir yerden bir yere bazen merak da götürür seni. Hamur hüpletmeyi merak ediyorum. Ya bu suç tamam da. değil, günah değil. Bir şey diyeceğim. Merak o kadar güçlü bir duygu değil ama yani ben bunun o kadar da inanılmaz bir lezzet olmadığını eminim. Hani biraz da mer lezzetin merak uyandırması lazım. Bak. İç pilav lezzet olarak da merak uyandırıyor ama arabaşı ne yani ne sana sana ne vaat ediyor lezzet olarak? Lezzet olarak hiçbir şey vaat etmiyor. Bir kere hüplettin hamuru sıkılırsın. Lezzet çünkü soru işareti. Arabaşı. Yok abi, iç pilav. Mert ne ya? Bir Kayseri'nin evladım. Demen üzdü beni. Bir Haro arabaşı sever olarak mı? ne diyor? İkisini de bol bol yemiş birisi olarak. Soldakinin tadına hiçbir şey değişmem. Yapmayın abi ya. Adam sana biliyor. Adam tecrübe. Bir Afra pidesi. Burada pidesi. Kokoreç. Firik kebabı. Ya soldakini hiç yemedim. Güzel duruyor. Ama, Ama kokoreçtir. Kokoreçtir önce. abi. Ya. Kaburga dolması. Kaburga dolması. Baklava. Baklava. Oh be. Şehriyeli saçmalık. İskilip dolması. Burada da mücver mesela ya. Yani. Yapma be. Tandırlı pilav var. Ya ki. ben çorum iskilip dolmasının... E, tamam ne oldu? etçilerle ilişki bozuldu herhalde. Sözleşme yırtıldı hmm. mı? Etçiler bile mücver istiyor artık. Ben etçilerin mücver istemediğine eminim mesela. Mücveri ilk tur ben hani götürmüş olarak. Görürsün. Mert ne diyecek bak şimdi. <laughs> yani çok sevmekle birlikte mücver için şehir değiştirmem herhalde. Kilometre yapmam. Soldaki Jans dizim. Cansın. Ali Nazik. Ali Nazik. Baklava sarma niye burada onu da bilmiyorum. Pastırma. 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 Maalesef. Perde pilavı. Perde pilavı ya. Perde pilavı inanılmaz duruyor abi. Perde pilavı en kilometre yapılacak ürün galiba dünyadaki. Perde ya. pilavının kornişini bile takarım. Öyle diyeyim. Al işte. Karabük kuyu. Kuyu. Karabük'e gitmek ister miyim ondan emin değilim ama. Burdur şiş. Burdur şiş. %100 abi. Çok tatlı duruyor. Şu Tırnak pidenin içine bir tane koyacaksın. Kups 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 atacaksın. PJ durur yani. Şanlıurfa lahmacun mu? İçli köfte light, mi? İçli light köfte, köfte diyorum ya. İçli köfte, ya. köfte, i̇çli köfte Light, light haşlanmış içli köfte için kilometre yapılmaz. Bu cidden bu arada gerçek içli köfte değil. Hani haşlanmış içli köfte böyle bir şey değil. Ama bak lahmacun için kilometre yaparım hani bir yerde Urfa'da şöyle bir yer var. Çok iyi lahmacun yapıyor, çıtır çıtır. Giderim, İbrahim Bir tatlı ses ar olmadığını sürece bu sorunun cevabı Mardin İkbebet abi. Değildir. Değildir. Göreceksin şimdi. Lahmacundur. Lezzetin şimdi. başkenti Kayseri'nin evladı Mertin. Sana Ama vereceği çok, yanıttan çok anlayacaksın. Çok iyi bir lahmacun verse çok iyi bir İkbebet bakalım neyi seçer. Dinliyoruz. Lezzetin başkenti Kayseri'yle bir insan asla soldakini yemez. Çünkü Aynen. işli köfteyi bol bol yemiştir cans ja ja sol fındık ezmeli kadayıf fındık ezmeli kadayıf abi ya. inanılmaz olur ki fındık ezmesi de muhteşem yakışacağına eminim her yerde yapalım bunu lütfen yiyelim kuzu kapama beyran <laughs> oh. kapama yeteri kadar geldi beyrandır ya yani. aa oh kapama yeteri kadar geldi mi? Neye dayanarak? Sağdakinin yani... varyasyonunu çok seçtik ya. Bence sos. Yüzde yüz 100 abi. Sizin bu etli pilav seçme aşkınız ne? Son 8'e 5 tane etli pilav girdi ya. Kuyumak. Kuyumak. Aa. Aa. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Doğru İtiraf okuyorsun. İtiraf ama... edelim. İtiraf edelim. Tek porsiyonu doyurmayan bir şey. Adana kebap. Ben buraya gelip kilometre yapıp kimsenin bir hayal kırıklığına uğramasını istemiyorum. Adana kebabı için kilometre yapmayın. Tek porsiyonda doymazsınız. Pahalı. Ha lezzeti iyi mi iyi? Kuyumak. Adana diyorum. Ben bu adam kuymak diyeceğini düşünmemiştim. <laughs> ne ben oldu? Adana diyorum. Niye ya? Niye böyle yaptınız? Ben bu i̇şte adamın mi? Adana diyeceğini ben... düşündüğüm için kuyumak demiştim. Ben Adana diyorum. Bana <laughs> ben... karşı bir asimetrik savaş kazanamazsın Hasan. Ben Turan Hoca'nın Turan Hoca'nın can güvenliği için sol diyeceğim ya. Nasıl Adana dedirttim ama size? kuyumak da kuymağa basacağım. Aynen öyle yapacağız bu arada. Tamam ben sadece Senin bu savaşı kütürlüğünün kazanabileceğimi göster isterdim. Ben sadece bu savaşı kazanabileceğimi göstermek istedim. Şimdi şey istediğinize basabilirsiniz. Yorum yok. Ben bu savaşı kazanırım istersen. Bunu göstermek istedim. Kazandım mı? Kazandım. Senin bu savaşın seçim. kazanamadığını göstermek için kuyumak diyorum. %100 katılıyorum <laughs> kuyuma. Helal. Kars kas pilavımı, mı? Uşak ciğerli bulgur pilavı mı? Baksana abi As hep etli pilav seçtiniz ya. Kas pilavı. He, kas pilavı daha iyi duruyor. Mantı. Mantı. Mantı'da ya, hep de kolay rakip seçiyor ha Mantı efendi. Kolay rakipler geliyor yani. Kendisi çok büyük bir yemektir çünkü. Kolay değil yani. <laughs> Perde pilavı. Var mı hamurlu çorbayı seçecek? Perde pilavı. Ben seçerdim de neyse. Azantep altı ezmeli tayk kebabı ya. %100 Bursa et döneri yendi. Pastırma diyorum. iskilip dolması saçmalıklarınız bitsin artık. Rica ediyorum. Bitmeyecekmiş en kötü şarküterinin devam etmesi? Abi bak. en kötü Vallahi şarküteri denmez ya. Bir Adana olarak Adana'yı eledin sen. Senin damağına nasıl insanlar güvensin chatte? Kayseri kesinlikle pastırma. Kesinlikle. Kesinlikle. Mert sana gereğini yapacak ki birazdan. Bir kere bir dakika. Pastırma bir yemek değil ki. Niye devam ediyor ki burada? Yö yemek. Onun, yok, değil. onun yemek yapım değil. aşamasındaki hiç... emek hangi yemekte var? E, tam neden o zaman mesela kuzu but yok direkt çiğ şekilde. Kuzu but... Da da bir yemek yok ki kuzuyu kesiyorsun oh butu. Ama bastırma tamam, bir istiyordum. emek onlarca gün çekilen bir çile Kayserili emekçilerin, Kayseri esnafının kanı teri gözyaşı pastırma ve sabrı. Şimdi Kayseri'nin evladı Mert sana gereğini yapacak zaten. Pastırma için Migros'a giderim ben. O zaman da kötü bir pastırma yersin. Aynen öyle. Pastırma. Ne diyorsun Merdolle? Sağ taraf. Orası öyle adam. İskender'den devam ederiz. Bu fındık ezmeli saçmalığı da Migros'a gider bir fındık ezmesi alırız. <laughs> İskender doğru. Antep Beyran. Burdur şiş yapmayın. Antep yeter. Beyran. Yapmayın yeter. Antep yapmayın. Beyran. Göreceksin alacağın cevabı şimdi. Antep ya. Beyran. Burdur şişi ben bana... sana sana bir Burdur şiş alayım mı? Al. Migros'tan köfte al. Oh. Ramazan pidesine sarıya. Antep-Beyran. Çok arda kaldım ama... Ya... verici yoğunluktan dolayı Beyran ya. Tabii Acayip bir lezzet bombası. Beyran şampiyonluğu geliyor. Baklava. Baklava. Beyran yeter ki ara turlarda bir İskender baklavaya uğramasın. Sonda chat gereğini yapacak. İnşallah uğrar. Umarım İskender şeye uğrar. Pastırmaya uğrar da... Sizi... Ah... Keyik o zaman da bir diye. tanesi finale çıkacak ama öyle düşün. O zaman kesin bir tanesini finale atıyorum. Düzce Çerkes tavuğumu Amasya Şehzade kebabı. Abi Düzce çerkezdir ya. Şehzade kebabı abi. Tavuk bak tavuğu seçmem et barken karşısında. Abi kişes bak bir şey diyeceğim. Senden bireceğim olacak Ben cumhuriyetçiyim ya. Ben de cumhuriyetçiyim. E, tamam tavuk Uzun Çerkes tavuğu. E, ne alaka? Ay Şehzade falan bunlar kardeşini öldüren adamın yedi yemeği yemem ya. Tam ben de Türk milliyetçisiyim. Şehzade Kebabı diyor. Çerkezler kardeşimiz Biz de omuz omuza biz kurduk de bu memleketi. Öyle Çerkez tamam. bir şey vardı Atatürk'ün koruması kimdi beyler? Çerkez etem. Çerkez, çerkez etem. Google'a yazsana Şehzade Kebabı. Güzel Şehzade bir Şehzade cevabı. Berbat abi ya. Kardeşini öldürüp tahta geçen adamdan ne olacak ya? Oo. onun yedi yemeği yemem. İnsan kardeşine kıyar mı ya? Batsın tahtı. Şunun kötülüğüne bak. Patlıcan varmış içinde. Beni sil Al. kankalar ya. Abi, beni beni yok oldun. Çerkez benim isyan çıkardı diyorlar chatte. Benim çerkez Ethem isyan an, çıkardıysa yani, mutlaka şey onu bir çerkez bastırmıştır. <laughs> benim adım, Kur zaman? yolum, Kur'an Şehzade Kebabı diyorum o yüzden. Sizi bilemem ama. Abi sana en iyi cevabı kim verecek biliyor musun? Bu milletin evladı Cumhuriyetin kalesi, Cumhuriyetin kalesi, Kayseri'nin evladı mert verecek zaten. Tamam ben bu mübarek Ramazan tamam. ayında benim sana en iyi cevabı Atatürk'ün Atatürk'ün varsa... Atatürk ne güzel şehirmiş bura dediği diğer 80 il gibi tıpkı Kayseri'nin evladı mert verecek. Tamam. Çerkez Ethem mi? Şehzade Mustafa mı? İsyançı Çerkez eten mi? Kardeşlerini Mustafa. boğan bir adam mı? Yoksa evet. Ezelden evvelden beraber yaşadığımız can kardeşlerimiz Çerkezlerler mi yani onların mı kırmakandır? Tarihi bir kenara bırakıyorum. Bak lütfen. İkisi de çok güzel duruyor. Fırında pişen kıymaya oy verme. Rica ediyorum senden. İşte şöyle ya bir durum var. Sen Kıyma var işinde çok yokuzdur ama. Ama değil tavuğun mi? çok lezzetlisi de olmuyor yani çıkmıyor ya maksimumu çıkmıyor tavuğun. Nasıl yani? tavuğun çok, çok severim bilir. Abi, bu çok severim kezlere bir Ama şans. Maksimumu çıkmıyor. O yüzden Şehzade Kebabı diyor. Aynen öyle. Cumhuriyet düşmanısınız. Halk size gerekeni 31 Mart'ta da söyleyecek. Daha sonra Bunu da söyleyeceğim. Kaburga dolması. Kaburga dolması. Boş bir değerlendi sonunda. Kuyu kebabı. bir kere artık kokoreçin İzmir olduğu kabul edilebilir. Ben mi? etli Peki, pilavların hepsini, hep maç... etli pilavların hepsinin karşısına oy kullanacağım. Yettiniz artık başıma. Evinizde A yine etli pilav. Abi balık kesir kokoreç. Ama. Balık kesir kokoreç yettiniz canıma. Abi ben balık kesir kokoreç diye etli duymadım. Etli pilavı Annene bana edin. bir kavurma yap. Pilavın üstüne koy yiyeyim de. İnsanları yorma. Trafik yaratma. Ne Sana ne gerekli cevabı verecek adam kim biliyor musun? Ne diyeceğim bilemiyorum. Sen, sana sen gerekli cevabı verecek adam. Sen, ben gitmezsem Karabük'te tabii böyle olaylar olur. Karabükümüzü niye reddediyoruz ki? Sana bu niye gerekli gitmedin, cevabı yapalım. kim verecek biliyor musun? Sana gerekli cevabı Mert'im verecek. Karabük bu aldeşa sana abi yüzünden gitmiyor Karabük'e şu kuyu kebabı için. Sonra olanlar oluyor. Ben Karabük'te hiçbir kuyu görmek istemiyorum. Ooo. <laughs> şey demek istemiyorum. Ben kuyu kebabı diyorum. Karabük'te Vallahi... karanlık kuytu bütün ka çukurlara karşı. Başta kuyu Üzerine giydiğin lua lua formasından utan. Like beğeni yorum rekoru kıran o lua <laughs> lua formasından utan. Sana başka hiçbir yorum yapmıyorum. Sen Karabük'e bir tur Çocuklar, daha borçlusun. Çocuklar Karabük'te kuyulardan borçlusun. uzak durun. Efendi gibi kokorecinizi yiyin. Sen demir Demirçel'e bir tur daha borçlusun. Değilim Cevabım ya. Kokoreç Mert'cim evet kokoreç cevabını alayım. Senin, senin ve senin gibiler yüzünden. Bu takım bu hale düştüyse o Karabiyo Sana en büyük cevabım bir cevabı kelam sever. Bir kelam <laughs> sever Mert verecek kokoreç cevabıyla. İlk yediğimde aşık olmuştum. İşte kokoreç Ya elle abi ilk aşk. İlk aşk unutulmaz Turan Efendi bunu aklından çıkarma. Ben de Karaböy'e 7 gol attığımızı unutmuyorum mesela. Oh. Beyti. Beyti. Yeter tatlı devam etmek Bak Turan abi. ben sana bir şey demiştim hatırlıyor musun? Her şeyin en iyisi İstanbul'da var diye. Evet. Künefe dışında biliyor musun? Künefe yok. Öyle İyi mi? İyi künefe hakikaten sadece Hatay'da var ve insanlar künefe yemek için hakikaten Hatay'a gidiyor. O yüzden künefe diyorum. Bak bunu ilk defa söylediğin için künefe diyeceğim ben de. Çünkü bu harbiden böyle. Harbiden künefe. inanılmaz bir şey abi. Künefe yok. Künefe o şehirde bir şey var. Hamurunda var. Yağında var. Bir şey var. Yok. Yok yani. Yok. Tamam. Künefe yok. Oh, ha, 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 i̇şte dövüş başlıyor be. İşte dövüş başlıyor. Mersinleri karşımıza aldığımız. yayının o anı. Geldi be. Ee... Bir yağ bombası. İki sağlıksız ya. Kötü şeyleri Yere... de söyleme. <laughs> <laughs> biraz ö biraz daha az övla yağlamamızı. Çok uzak ara. Bak çok uzak ara. Yani yakından bile değiller. Kayseri alamaz. Ya düreceksin sarımsaklı orada bandıra bandıra yiyeceksin. Ne diyorsun yani Mertollim? Çünkü bunu da dürüp de... sarımsaklı yorda banabilirsin Yok, de ondan sonra. Yağlama diyor sağa. <laughs> Edemiyorum ben ya. <laughs> Ali İlginazik. Nazik. Helal lan Turan. İşte bozuk saati. <laughs> Sinop mantısı. Su böreği. Kayseri mantısı devam eder. Bu turdan sonra Kayseri mantısı devam eder artık. Sinop mantısı. O zaman bir yere... Kayseri mantısını eleseydin abi bu daha güzel Kayseri mantısından. Kim diyor bunu? Kayserili Mert'in bunun ben... haberi var mı? Dostumuzun. Ya sana en iyi cevabı kim verecek biliyor musun? Mantının Mert'in bunun oğlu verecek. haberi var mı? Mantının tamam. oğlu. Mert. Mert iddia şu yönde. Sinop mantısı, Hayır, Kayseri mantısı. Onu daha unut. güzel. Mert onu o dediğimi unut, unut. O dediğimi unut. Benim Niye söylediğim şey ne biliyor musun? Mantı su böreğinden iyi diyorum Mertçim. Bu senin okey olduğun bir görüşse. Bir dakika. De... Mert duydun değil mi Hasan abi? Kayseri mantısı rezil bir şeydi. Sinop mantısını tercih rezil ederim dedi. Bir şey. Sen rezil bir şeysin. Ben böyle bir şey asla demedim. Ben diyorum ki mantı fikri su böreği fikrinden daha iyi Mertçim. Bir Kayseri'nin evladı olarak bunu oynarsan beni mutlu edersin. Tamam. <laughs> Kimse asla memleketçilik yaptığımı düşünmesin ama bir yemeğe ceviz vesaire giriyorsa Ay o yemek iyi değildir. De. Yedire düşecek de. de sandım olsun. ya. Sonunda tamam. iyidire bağlayacak sandım. Aşkınlıkla izliyorum sizleri ya. Babasımızın su böreği. Sonuna kadar. Kas pilavı. Kuymak. Etli pilavları hani eğleniyordu? Ne oldu o iş? Abi, kas, bir tur sözünün arkasında bari. abi. Kaz eti. Kaz eti bu. Senin kavurma pilavın değil bu. Hayatımda kaz yemek istiyorum. Karşıda kaza. Un kavurması yemek istemiyorum. Ben kaz eti ediyorum. yemek istiyorum ben. Ben hiç yani. kaz eti yemedim. Ben kaz eti yemek istiyorum. Eminim. Mert de sana. Un kavurması sevdiğin için gerekli cevabı verecek. Ben bir Fenerbahçeli olarak zeytin dalı uzatıyorum. Tüm Trabzon'u dostlarıma ve kuyumak... Dediğimde... Ne ihtiyaçları İhtiyon. vardı senin zeytin yanında de... Trabzon'larında? Mert... Trabzon'lar Mert... bile kaz yer bir... ya. Mert de bir Fenerbahçeli olarak gereken zeytin dalını uzatacaktır. Benimle birlikte inanıyorum. Zeytin dalının yeri ve zamanı var. Aynen. Öyle. Trabzon'dan devam Abi sen şunu anlamıyorsun. Kaz yemek gibi bir fikir. Kaz yemek. Her şeyi bırakır gidersin ya. Düğün günü dersin ki eşine ben hazır değilim Ela dersin. Ya ben bu ilişkiyi kaldıramıyorum. Ben evliye hazır değilim dersin. Kutsi mesela o gün nereye gitti biliyor musun? Düğünden kaçıp. Nereye? Kars'a gitti ya. Çünkü tam mevsimiydi. Evlense Ama... balayına gidecek. Kaz yiyemeyecek herif. Ben dedi Ela ben bu ilişkiyi yapamıyorum dedi ya. Ben bu ilişkiyi yürütemiyorum dedi. Kafada çünkü kas kadık kaldı herifin. Sana sadece ben Popeyes yerim ihtiyar diyorum. Tavuk varken gerek yok. Neyse Cahke baba. Caca. Ca. Senin bu ıı, pirinçli patlıcanın artık bitsin. Ayrıca ca kebabı üniversitemdir. Seva, selam olsun. Ca Tekrar ca. Yine ca. Baklava. Ee, ne diyorsunuz? Ha. Baklava diyoruz. Hiç. O. Bana cevap hakkı bile düşmedi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Batman Perde Hmm, zor. Bir, bir, biraz düşünmeme müsaade ederseniz sanırım 7 saniye. Turancım hayatının hiçbir yerinde Altı ezmeli tike kebabı diye bir şey yemedin. Perde pilavı. Doğru söylüyorsun. Yemem de yani. Görsem Orada perde, perde pilavı pilav da yememiştin. Sadece yanlış bir argümanla doğruyu bulmanı sağladım. İskender. Yapma ya. Çok düşünme ya. Kaburgalı olması. Yapma ya. Yapma Abicim sen... bir kaburgayı pirinçle doldurmuş herif Hayvanı soktuğu şekle bak. Öbür adam döneri kesem de üstüne tereyağı dökem. Sana tek bir soru soracağım. Ama bana dürüst cevap vermeni istiyorum. Cumhuriyetimizin kuruluş tarihine? 1923. 1923. Şu an kaç yılındayız? 2024. 101 bu yıllık zaman aralığında, bir çınar. Bu zaman 1923. aralığında 80 ilden Bursa'ya İskender yemek için mi daha fazla gidilmiştir? Yoksa 80 ilden Diyarbakır'a kaburga dolmazı yemek için mi? Bana sadece bu sorunun cevabını ver. Çok kötü argüman. Çok kötü argüman değil bana ben dürüstçe Bursa şey mı büyük şehirlere daha yakın? Diyarbakır mı? Bursa daha yakın. O zaman tamam, Bursa'ya gidersin. Diyarbakır'da bir ne şey yemek ya. için gitmek daha zor. Kaldı ki ikinci sorum. Bursa'dan mı diğer şehirlere göç daha fazla? Diyarbakır'dan mı diğer şehirlere göç daha fazla? Yani şunu diyorum. Kaburga dolması. Mesela ben İzmir'de yedim. Adam Diyarbakırlı bilmem ne usta. Ayrı İzmir'e yerleşmiş. Yani doğu mutfağı zaten batıya göçle ulaşmış ama İskender Bursa'da kalmış. Diğer şey şehirlerde fabrikasyon kötü versiyonları var. Bursa'da iyi versiyonu var. O yüzden Bursa'ya tamam. gidiyorsun ama Diyarbakır'a tamam. gitmene gerek yok ki kaburga dolması muazzam bir şey. E tamam kaburga bu senin argü... kendi argümanını çürütüyorsun. Kaburga dolmasını her yerde bulursan Bursa'ya İskender için gidersin. Hatta nefese mantı. Bursa'ya gidersin yani İskender bak kendin diyorsun ki 80'lerde İskender kötü, yapay. Bursa'da çok iyi. E Bursa'ya gidersin o zaman İskender için. Kaburga her yerde doldurursun. Kaburga diyorum. Kaburga yani işte, diyorum. Yani İskender bir markadır. Hiçbir Diyarbakırlı en ünlü yiyeceğiniz neden kaburga dolması cevabını ilk vermez ama Bursalılar İskender'dir. Sercan Yıldırım'dan önce. Tamam iyi cevabı. Tamam. <laughs> tamam. Yani burada açık ara bir fark var. Yani. Uzak ara geliyor. Cevap doğru doğru yere geliyoruz. Evet. Söyle şekilde Bursa İskender. Ay vallahi. Teşekkür ederim. <laughs> bu arada Abi... Bursa İskender kaburga elediyse her şeyler bence. Pastırma Kas pilavı. Muhteşem bir şeydir pastırma. Bak. Dönem başlı en, bir adamsın. En iyi, en, iyi şarküteri ürünü olabilir bu arada pastırma. Dönem başlı bir adamsın. Kaz pilavı diyorum. Yumurtalı pastırma falan. Mert sen ne diyorsun? İyi pastırma yumurta atılmaz mı sen Mert'cim? Kayseri'li olduğun için. O yumurta Üstünde... değişiminden umarım razı olmuşsundur. Şimdide bir olur. şehrin baskısı var ancak. <laughs> İnisiyatif alacağım. Aynı kaz pilavı diyeceğim. %100 abi kaz yemek. Chat nasıl seçtirdim kaz pilavını? Oğlum biz zaten kaz pilavını destekliyorduk. Control. Ben bir şey demiyorum. Biz zaten kaz pilavını seviyorduk. <laughs> Ay seri yağlaması diyorum. Ben de yağlama. Su diyeceğim. böreğinin karşısında. Ben de yağlama diyeceğim. Yağlama. Kayseri'nin dominasyonu var, şaka uzarlama. mı ya? Beyran. Yapmayın ya. Yeter ya. Yeter Vallahi. şu kardeş katlini hoş görmen ya. Yeter şu cumhuriyet düşmanlığın ya. Saltanat düşkünlüğün bitsin. Beyran. Şehzade kebabı diyorum. Ve tarihçilerden de özellikle İlber Ortaylı'nın yorumunu videonun altına bekliyorum. İlber Ortaylı şu iki tabağı görse var ya şunu öyle bir dalar ki adını unutur ya. Üstüne başına döker gömleği Can falan rezil eğer. olur. Beyran bir şey Ben senin bu konuda samimi olmadığını düşünüyorum. Yok ya. Çor çorba çorba için şehir değiştirecek. Abi çorba gö görmüyorum ki ben. Beyran bir yemektir çorba değildir. Bir Antepliye beyran çorba dediğin zaman sana kızıyor. Rahatsız oluyor adam. Antepliler chatte mi şu an? Evet. Beyran çorba. İşte Göreceksin o başına geleceklerden Antepliler, hazır Antepler. Antepler, Beyran çorba haberiniz olsun. Hani bilmiyorsanız uyarayım. Tamam biz ben Gereğini sayılayım. gereğini finalde bu halk sana o final anketinde gösterecek. Tamam. Ben Beyran diyorsun. diyorum. Ben Turan Hoca'nın bu şiirler arası gerginlikten dolayı düşmanlık yaptığını düşünüyorum. Beyran diyeceğim ben. Antepe ne düşmanlığım olabilir benim? %100. Candır, yüz baldır. Künefe. Künefe. Kokoreç işi bitsin ya. Baklava. Oh! Baklava bakla kazandı. Baklava. Bakla. Bu tur çok zor olacak. İskender mesela. Yapmayın. Bak lütfen. Bu, şu ana kadar Beyran saçmalığınıza hiçbir şey demedim. Dediysem de abartmadım ama bak burada abartabilirim söylemlerimi. İskender'e bir kere ayıp ettiniz. Zar zor kıyısından döndürdüm. Mert Hoca'nın iyi niyetli düşüncesinde oluyor. Ben İskender değil gibi bir şey dedim mi? ağzımdan çıktı mı? Niye bana karşı bu Diyecektin saldırgan tavridsın? Ben sadece Ben, ben Discord'dayım, sesini seni Bak. dinliyorum. Ben Discord'dayım. Ben senin nefes alışverişinde duyuyorum. Yayındakiler duymaz. Ben senin nefes alışverişinden diyeceğin şeyi anladım. Sen be, Beyran nefesi verdin, Beyran nefesi aldın. Ben anlarım. Burada kaç aydır mesaimiz var? Sen Beyran nefesi alıp alışverişi yaptın. İskender diyorum ben. Umarım fikrin değişmiştir. Ben zaten İskender'e yakın olan taraftım. Tamam teşekkür ederim. Ama Beyrancılar olarak Madrid çektik. Üzgünüz. Onu söyleyeyim. Yağlama. Yağlama ya. Bu çok inovatif bir şey abi. Yani çatalı böyle kıvıra kıvıra böyle bir şey yemenin vereceği keyfi çok az abi, yemek verebilir ya. Çatala hiç gerek yok. Ben bir düzeltme yok. yapayım. Ee, yağlama. Ya? Yağlama kesinlikle Lazanya'dan daha lezzetli bir şey. %100 Orada ya. sağlık tercihi ediyorduk. Sağlıkta hani da batırdın. Başemel, eee. kaşar falan bin tane berbat şey var lazanyanın içinde. Ca kebabı. Ca. Markadır ya. İyi dörtlü girdi ve baklava ca. Yağlama bir şey diyeceğim. O Dur. Iskendir. Bence dörtlü anket açalım. Baklava ca, yağlama. Halka, Bence dört tane Alka gidelim. Alka şey gidiyorum. Bir şey diyeceğim. Sini Bence millete gidelim. Bak çete bak çok ca var hiç yağlama yok ca bence devam etti üçlüne açalım? çok karışır dörtlü çok ca var Sine'yi milletten <laughs> korkma çünkü çok tepki var, çekeceğini çatabak. biliyorsun ben diğer Hayır. neydi lan onu unuttum ca İskender yağlama baklava baklava bence bak ca İskender baklava üçlüsü yapılmalı çete bak herkes ca diyor o zaman ca İskender baklava anketi için Sine'yi millete dönüyorum. Aynen öyle. Hem seçim iki gün kala bir kısıklı dinlemiş oluruz. Hepimiz Yok beraber. bugün açmam. Seçim iki Oo. gün kala artık parti propagandasına girer Turancı. Kusura bak. Partili cumhurbaşkanlığı düzeni bitseydi açardım. Eyvallah. <laughs> Anket başlat. Bu arada ben rengimi belli ediyorum. Yok, dur, dur erken, erken yani abi, arada erken, erken, erken anketi beklerken bir like de alabiliriz. Ya, Aa, süper bu olur. arada ben bir şey söyleyeyim mi? Üçümüzle de gurur duyuyorum, chatle de gurur duyuyorum. Bence Türkiye'de en yenilecek üç şeyle finale geldik. Kesinlikle, yani yolda bir Sendere'dik, Beyran Meyran ama. Yolda Beyranı yani Beyran biz şey. İskenderi e eleyecektik zaten. Ama Beyran İskender'e rakip olma şerefine hak kazanmalıydı. Ama zaten yenecektik. İskender, Ca ve Baklava'dır bence. Türkiye'deki en yenilebilecek 3 şey. %100 ya. Kesinlikle. Doğru Helal olsun şey... lan. Vallahi bugün doğru getirdik chat. Bugün de bize laf eden varsa onun damağını... Bak <laughs> diye sözsem ya lan. Bak diye küfür etsem ya cidden. Renginizi ee, belli 23 miyiz? 23 geçiyor. Bu, bu anket kritik abi. Ben bunu en az... Yani büyük fark olacak? olmazsa 30 geçeye kadar sürdürürüm. Tamam. Büyük fark dediğim yüzde beştir. Ben... Yok. Yüzde beş az mı oldu lan? Yüzde onda... Yüzde onda yirmi geçe bitiririm. Dev Bitti zaten. Ben sana diyeyim. Bitti yani. Dönmez İskender Show dönme var, varmış abi chatte. Zaten belli. Yani rengin belli etmeyeyim o zaman. Ama baklava feci ezildi la. Abi normal İskender hiçbir yeme geleyemez ya. Baklava... Çok baklavaya yemek değil diyen Aynen bir... öyle. grup da var o yüzden şey. Baklava niye kaybetti biliyor musun? Abi açız ya baklava yemeye mi gidilir Antep'e? Hani iş öyle oldu millet. Çünkü. Bak, bak. Evet onu düşünebilirdik. O yüzden beyrandı işte. Baklavaya yemek demeyen güruhun. Beyran Manyakları. konusundaki düşüncelerini de merak ediyorum. Ve çorbayı hani devam ettirirler Bizim millet miydi? tuzlucudur Turan. Bak tatlı ezildi. Yüzde 21'de kaldı görüyor musun? Bizim millet tuzlucudur derken fiyat anlamında mı? O hem öyle hem de tuzlu sever. Bak tatlı ezildi ki baklava bunların yanında ezilecek bir gıda değil bence. Çok ezildi. Cağ falan %33, Doğru. 31 almış baklava %21 ya. Çok iyi bir baklava bence Ben bu, bu arada, arada bu ben oy diyor... vereyim mi? Ben oy versem baklavaya veririm bu arada. Ben İskender'e verecektim. Çünkü ben de Cahil'e verecektim. bir şeyin en iyisini yemek istiyor olsam ve en uzak hani onun için de, neye değer? Çok iyi bir baklavaya değer abi her mesafe değer. Onun vereceği mutluluk başka bir mutluluk bence. Ben bu arada bu anketi şey gibi bekliyordum. Bizim spor yorumcular anketi vardı ya böyle 30'lu küsür giden hepsi. Yani öyle bir şey bekliyordum. Ben de bu öyle bekliyordum valla ben de öyle bekliyordum. Yani. Sen kim kazanır diyecektin? Öngörün İskender miydi? %100 İskender'di ki zaten İskender'i tercih ederdim ben. Sen ne diyorsun Mert bu üçü arasından? Üçlü de ben yani kendi fikrim Ca ama kazanacak düşündüğüm İskender'di. Benim sıralamam İskender Caa baklava. Et öncelikle. Baklava İskender Caa benim. Ben baklava hmm. yerdim abi. Aa, İskender bu en uzak mıydı? mesafeye giderdim. Yok ca, soya koydum. Ama. Çağ tamam. koydum. İskender o iki. Zaman saygı duyuyorum. İskender 2 saygı duyuyorum. Ama üçünü de çok seviyorum hakikaten. Türk mutfağı iyi ki varsın. Cama ne iyi şey ya. Bir şey diyeyim mi? Yani üçü, üçü içinde Survivor Cumali gibi yürüyerek gidersin. Yüz. Yani <laughs> üç, yüzde <laughs> yüz. Üçü yorular. içinde Survivor Cumali olursun. Doğru. Hani Adana'dan Erzurum'a yürürüm yani. Ben Cahit'im mesela. Hani İskender diyorum da. Üçü de müthiş şeyler ya. Biraz fazla acıktık. Birazdan sizi toparlayacağım. Acayip bir uf var. Yemekli mi? Yemekli evet. Mi? Sizi şey yapacağım. Nötürleyeceğim. Ha, tamam ha, Sizin nötürleyeceğim. Birazcık midemizi ekşitelim ha. Ne dersiniz? Evet beyler bu anketi alan aldı, satan sattı. Zaman kaybetmeye gerek yok. İskender herkesi üttü. Peki halkımız ne demiş? İskender demiştir gibi geldi buna. Bence demedi bu arada. Aaa halk da İskender diyor. Ama Adana'yı... Turan Efendi. Bizle oyun oynamayacaksın. En kötü yemek. Burada evet. hiçbir işte adada kalırsan, uzağa gidersen, geriye gelirsen değil abi. İkisi var sofrada. Açlıktan ölmek üzeresiniz. Ya, tamam. yiyeceğiniz elenecek yemeyeceğiniz üst sıra çıkacak. Bu. Bu arada az önce Kenkit bizim için yapılmış. Teşekkür. Teşekkür ederiz. Teşekkür İsim ederiz. ama teşekkür edecek ekran çıkmıştır ismi. Şimdi hangisi en kötü mü Kötüyü mü seçiyorsun bir şey söyleyeceğim. Soldaki Bir şey diyeceğim. Bana şimdi ya. onun bilgisi verilmedi ama ben şu an burada kötüyüm. sofraya oturdum. Açlıktan tamam. öleceğim. Bir tanesini yiyeceğim. Yediğini eleyeceğiz, yemediğin devam edecek. Tamam, kötüyü seçiyorum yani. Ben kuzu kelle yemem. Yapma Turan ya. Müthiş bir şey kuzu kelle. Yemem. Ben yemem. Sevmem yani. Tercih etmiyorum. Ütülmesi falan da çok zor bir yiyecek. Çok zahmetli bir yiyecek. Yani zahmetine değmeyecek lezzeti var bence. Orman kebabı çok kötü duruyor ya. Fazla bezelyeli ya. ya çok kötü durmuyor. Orman kebabı sebzeli. Hani yersin, doyarsın. Ufak ekmeğini banarsın suyuna. Bence çok berbat değil orman kebabı. Mert'e kaldık. Mert hangisini yemezsin sofrada? Ben, ben maalesef pişirilme sürecine de Hmm. Şahit Çok olmuş birisi olarak kuzu kelle diyorum. Çok Yemezsin. Yemem. Evde durulmaz. Çok kötü kokar. Turşu kavurma akrep hmm. çorbası mı? Abi akrep çorbasını herhalde öleyim ya açlıktan şöyle bir şey yiyeceğime. Yemem. Akrep çorbası yemem ben de evet. Akrep çorbası da nasıl eğlenecek oğlum? Nasıl? Ben, gerçi kim bilir neler var. Belki yarasa Öyle falan he? da var ileride ya. Ben baktım buna neler var. Akrep çorbasına şükredersin. Yapma. Görürsün şimdi. Devam et biraz. Eyvah. <laughs> Özel Yiyoruz demek ki. Oo. Oğlum ben sağdakini seve seve yiyorum ya. Üzüldüm İki ha. Kelleyi de seve seve yiyordum demek ki İkisi benim bile çok kötü ya. İkisi de güzel bence. Yani berbat yemekler değiller ama ben işkembeyi tercih ederim. Hamsili pilavı eleyeceğim o yüzden. Ben de hamsili pilavı ederim. Ben işkembe olmasını beğeniyorum. Yani hamsili pilavı seçeceğiz o zaman. Evet. İşkembeyi yeriz yani. Hamsili i̇şkembeyi pilav. yeriz. Pilavı seçiyoruz. Aynen. İşkembe güzeldir. Iııı Kelle mi Soldaki de Baba kelle soldaki Neyin kellesi zaten? Şey diyeceğim taze fasulyeyi hayvan gibi yeriz ki Taze fasulye güzel yemek lan bu arada Yerim yani Sımmala boyayı seçelim Abi işte ben diyorum neler var da Brüksel lanası yenir Aa ilik güzel ki lan İlk Manyak mısınız ki? siz? İlik yenir Brüksel ama Brüksel lanasını eleyelim Yani bu da yenir normalde Daha de kalem. Oh, patlıcan oturtma, oturtma börülce salatası. Ben güzel patlıcan oturtma. Patlıcan oturtma diyorum daha kötü. Yapma abi nasıl börülce salatası Seğmem. yersin ya. Et var sağdakinde en azından açlıktan öleceksin patlıcanı mesela. Patlıcan sevmem. Tamam ben börülce salatası diyorum. Patlıcanı tercih ediyorum. Chat'ten de sana bir tepki bekliyorum. Chat'ten bana sıfır tepki gelecek. Abi soldakini kaşık kaşık yeriz. Aynen tamam. öyle abi. Oh. Abi görülce bir kere. Chat sağlık Hiç bombası istemem. çocuklar hepsi. Bir demek istemiyorum. Oğlum ikisi de güzel ki bunların. Çılbır da güzel. Ekmek tatlısı daha güzel ama. Ekmek tatlısı mı? E pardon etimek tatlısı. Etimek tatlısı. Ben çılbırı elerim. Çılbırı Çok eleyelim. Harbi değil. tatlı, tatlı yenir. Mevlana şekeri lahana çorbası. Mevlana şekeri yerim. Sağdakini yemem ya. Lahana çorbası Tabii yenmez beyler ya. Kim Mevlana şekeri güzel bir şekerdir bu arada. Orman kebabı üç kere var. Kim yaptı bunu ya? Orman kebabı sevmeyenler derneği. Maydanoz der salata, maydanoz salata yenir ki abi. Maydanoz salatası gibi bir şeyse yenir. <laughs> e, orman kebabı vereceğiz Evet. Et, et, patates. Gerçi yok ye ya. Yani. yenir abi. maydanoz salata. Bir tiksinç şeyler geliyor belli oldu. Ha, mesela bak. Bebek fare mı? <laughs> Nasıl eleyeceksin? Bebek fare şarabı mı? <laughs> Ben bu oofunun <laughs> sağlıklı bir yere gittiğini düşünmüyorum şu an. Bebek fare şarabı mı? Kapuska. Kap Oğlum o şaf güzel şey lan. Kapuska. Bebek fare şarabını alayım mesela. <laughs> tabi tabi kara kara içeriz. <laughs> Trit de iyi ki. Beypazarı kurusu da iyi. Abi, ama kuru ekmek o. Aynen yani, yani, öyle. Kuru ekmeği yemeyelim. Trit yeriz. Kaymaklı kayısı. E bu da iyi. E, i̇yi gelir birçok şeye. Jöleli yılan balığı mı? <laughs> Oy. Bunlar Türkiye'de var mı ya? Vardır herhalde bir yerlerde. Kurtlu peynir mi? Abi kurtlu peynir yemeyin atın ya çöpe. Kurtlu peyniri de çöpe atın artık ya. Keşke ki buraya girmesi çok kötü olmuş ya. Soldaki ne alaka. Soldaki asla Soldaki... çatal çatal vurulacak bir şey değil beyler. Soldaki ne olduğu bilinmeyen şeyi yemeyiz ya. Mısır ekmeği güzel mesela. Haşlama da güzel. Bir şey diyeceğim. Mısır ekmeği yemem ben. Kötü bence mısır ekmeği. Ya haşlamayı haşlamayı yeriz ben. ya. Aynen. Midye dolma da güzel. Oo, ya. Hadi hadi Yapacağım hadi. Pilav. Hadi. Olmasın aynen. Ver bana bebekli şarapı. <laughs> <laughs> Sushi <laughs> su su çok mantıklı ya. ya. Oğlum suşi çok mantıklı lan. Sushi pizza. Ha. Ama paça Bu... çorbasını severim ben. Paça paça içerim. Bunu yemem. Burada. Ben paça yemem. Sushi muhteşem duruyor. Senle ben birbiriz. Mert hangisini yemezsin? Paça yemem abi. Eyvallah. Bu arada sushi en iyi yemeğe girmeliymiş. Yılan çorbası. Yılan çorbasını tepeleme dikeriz ya. Bir Yok parası. be. <laughs> Cizernina Şüveydiz. Şüveydiz içinde... daha güzel duruyor. <laughs> yani öyle diyeyim. Şüveydiz fena durmuyor bu arada. Şüveydiz, evet, sarı... şüveydiz... kaşıklanır gibi duruyor da. Cezernina. Kurutulmuş kazeti yenir bu arada. Höşmerim. Yani, Höşmerim şey, şey Kurutulmuş kazetini böyle mi yiyoruz yani bu formunda? Yok be böyle yenmiyordur. E, Yok, ben burada fotoğrafa işte. bakarım. Çok kus, kus, gibi. Çok kötü oldu. Abi ben. höşmerim yeriz ya. Sağdaki ben fotoğrafı görmek istemiyorum bir daha. Göreceğiz ama. Ha değil mi? Kalamar evet. yenir ki Kalımarı oğlum niye? gömeriz ya. Niye yenmesin onu anlamadım. Sosuyla gömeriz. Hazır nudul boyoz. <laughs> <laughs> hazır nudul yenmez ya. Hani daha hangisinde daha hızlı ölürüz onu düşünelim. Hazır nudul <laughs> abi iğrenç hazır bir noodle, şey. Hazır nudul. Küflü çeçil peyniri bu iyi bir şey bu arada kötü bir şey yulaf değil. Yulaf lapası da iyi ki yerim ben yulaf lapası. Yulaf lapası Kofi yenmez dostum. kötü. Abi çeçil peynirini yemeyelim ya. Çetil kaslı abileri karşımıza Ne diyorsunuz? Çetil yani. mi diyorsunuz? Evet onu diyorum ben. Bence güzeldi bu peynir ya. simitle akardı biliyor. Ya bir küflü bir şey yeme ya. Allah kahretsin sizi ya. E iyi lansa. İkisi de iyi bence. İkisi de iyi. Bence de ikisi de iyi. Ama ıspanak yemem. Makarna varken makarna yerim. Makarna varken makarna yedir abi. Kuzu lavaşı. <laughs> Milyon bof. <laughs> ya sağdakinin ne olduğundan korkuyorum ya. Berbat duruyor. Onu yemeyelim evet. Dil söğüş iyi. Fransız tostu da iyi. Ama dil söğüş yemem ben. Merdo. Fransız tostu da iyi bence ya. Dil söğüş yemeyelim ya. Aynen. Oğlum yemekler abi ne kötüymüş lan. Lapa pilav mı? Aa tarhana cipsi güzel. Abi sağda ağaç tarhana var. Tarhana cipsi güzel lan. Ağaç Tarhan değil o. Tarhana cipsi güzel. Ben yedim. Bayağı akıyor böyle. Lapa pilav da bir buradaki birçok şeye göre feci iyi akar da. Baksana abi bu Ay, ne, ne ya. balık ne ya. Organizma o ya bir şey o. Kur'an yakan Canlı. kız vardı ben çocukken ona <laughs> benziyor ya Beniz, Yemem onu Bu ne abi ya Yani Var mı bu yem, Fenerbahçe yem. şakan Yok Yuttum öyle diyeyim sana Koç yumurtası yemem abi Yemeyelim Sol iyidir be Böbrek Ancar. fena bu arada. Aynen güzel bir formu iyidir. Evet böbreği. abi güzel pişse şahane bir şey. Geyik eti de güzel ki. Böyle yemediğimizi varsayıyorum. Pişirtliğini varsayıyorum. Güzel bir şey. Bence de. Hakkari kötü. Belli ki. Tavşan yerim. Niye yemeyeyim? Yemem ya. Ben tavşan yahnesi yemem abi. Ispanak pirinçli ıspanak yeriz en azından. Pirinçli ıspanak iç... benim en sevmediğim 3-3 yemekten biri olabilir ya. Tamam da yani tavşan yani Tavşan yerim, yerim abi. Tavşan yenmez mi çet ya? Abi bilmiyorum. Yani ben yahni de sevmem de tavşan yahnesi iyice Mert ne diyor? şey geldi bana. Ne? Abi şöyle sağdakini yemedim ama merak ediyorum. Aynen öyle. Soldakini yemeyiz ya. Soldakini yemeyelim. Yapmayın ya. Tavşan bilmiyorum. Yeriz ki ikisini yani. de. Brokoli yemeyiz ya. Brokoli yemeyiz ama yani ikisi de fena değil. Kokoreç yeriz bir şekilde. Kaplumbağa o jölesi şey mi? mi? Kaplumbağa jölesi abi. Aynen. Kaplumbağa jölesi kaplumbağadan mı yapılıyor? Muhtemelen hani. Olabilir. Fırında makarna yiyoruz. Düşünmek görürüz, istemiyorum lan böyle bir şeyi. Midye tava mı pirinçli yeşil domates mi? Ay pirinçli yeşil domates fikri. Abi niye alakalı niye böyle bir şey yiyorsunuz mesela ya? Oh. Ay. Tü... Yani seçenekleri bile okumak istemedim. Kurbağa bacağı mı? Ekşi lahana mı? bu arada. Sağdakinin hastası çok. Yani hani ıymı demeyin çok yiyen var sağdakini. Kurbağa muhtemelen, bacağını. Muhtemelen çok güzel abi. Yiyen çok seviyor. Şey. Çok seviyor. Yen muhtemelen Yen çok, çok, seviyorsa şey. elemeyelim oğlum. Bir da bize atarız. Elemeyelim zaten. Bence de. Rauti'yi seçerim. Ekşi lahana. Se Karides güzel ki oğlum. Ne alaka semizotuyla? Semizotu berbat Semizotu Semizotu bir şey. Gazpacho mu? Gazpacho kabak çorbası bildiğim kadarıyla ama bu mangodan yapılmış. Çin mantısı nasıl bir şey? Çin mantısı fena değildir bence. Kötü durmuyor bu arada. Mangolu güzel çorbayı duruyorum. içmem abi. Aynen. Dalak dolması mı? Erişte güzel ki oğlum. Erişte yeriz ki. Dalak dolması bile kıp kırmızı duruyor. Ne kötü bir fotoğraf seçmişler. Çekirge kızartması ben yedim. Nasıl? Kötü değil ama tat tat şey yok. Abi. Yani bir şeyi ama kıtır kıtır yemek gibi yani. Yoğurt çorbası güzel bir şey ama. Yani Yoğurt çorbası güzel. Bunun hani görüntüden tiksinebilirsiniz o yüzden çekirge diyelim ama çekirge kızartmasının bir tadı yok. Denedim mi yani? Niye yiyorlar ki o zaman ya? Şapalele. Aa. Arpa şehriye. Arpa şehriye yenir ki abi bunu Çap, şapalele yenmez. ne acaba o? Hamur mu Bir şey bir şey tur bakalım. Arpa şehriye yenir abi. Kinoalı yeni. çorbası. Kinoa. kinoa. Kinoa ben yenir. yiyorum. Bu arada çorbası da yenir. Kötü değil. Evet. Ama bence kinoa daha tercih edilir bir şey. Yüzde yüz. Garip duruyor abi. Güvercin yerim abi ama baklalığı severim ha. Bak sarımsaklı yoğurtla. Abi. Ben, ben çok tadını bilmediğim hayvan etine kapalıyım. Evet abi her türlü hastalık olabilir yani. Oo, ben <laughs> yine dolması alayım ya. Ördek dilimi. Abi ördeğin dilini de yemeyin ya. Yiyenlere Ya beyler ya. ördeğin bırakın dilini bari ya. Sert olmaz mı ya? Abi sert mesela o düşünmek bile istemiyorum. Sert bir Çok kötü bir. abi. Enginar dolması güzel bir şey bir de bu arada zaten. Evet. Abi. Aa enginar dolmasına bastım. Yanlış seçtim. Neyse olur, onu olur. şey gibi düşünürüz. Dil. Ördek dili. Tuzda tavuk da çok güzel bir şey de. Kavut. Sık. Çok iç açıcı durmuyor. Kum Aa. mu? Kum yemek ben, ben... gibi baba. Ördek kanı mı? O... pazı pazıyı var ya öyle bir kaşıklarız ki son 8'de korkunç bir şeyler hamsi koli yürek sote yürek, yürek sote, sote yemez ben... bence ya Güzel bir şey değil mi yürek sote güzeldir ama sağdaki börek gibi akarız gibi geldi de soldaki çok kötü ya bilmiyorum yürek sote Çet bana ne diyor yürek yenir abi ya yürek, yürek yeniyor ya sağdakini şey hiç bilmiyorum gezetmiş. yani nasıl bir tadı vardır bir sote mantı muhteşemdir bence Kuskus mu? Gorme sabzi diye bir yemek mi? Kus yeriz. Kuskus güzel. Yani kuskusu yeriz, öyle falan. bir kaşıklarız ki ketçap atıp biraz üstüne. Aynen. Sulu köftemiz zeytinyağlı lahana Ben lahananın e, sarmı olmayan her versiyonuna karşıyım. Hiç sevmiyorum ha. Sulu köfte yeriz bu arada. Çok yeriz. yeriz. Doğru. Şırdan mı? sanlaşki mi? ki anladığım kadarıyla bebek ahtapot gibi bir şey ama çiğ. Şırdan'ı bu ankete koyanı kınıyorum. Şırdan yenir ve güzel bir şeydir. Enginar mı? Ee, marmelatlı cips sandviçi gibi bir şey mi? Enginar sağdaki... yeriz şerefimizle. Bu ne abi ya? Evet, Sağdakini hiç ama kötü olmadığına eminim. Ama enginar yeriz yani. Enginar yeriz abi. Bunu, bu yenir mi? Ekmeğin arasına cips koymuş adam ya. Nachos mu? Kızıl tarantula kebabı mı? Diyeceğim nachos güzel bir şey mesela. Yani Niye? kızıl tarantula kebabını kim eleyecek? Hasretli o adayı bekliyoruz. Üç verdi de iyi ki. Bezelye, Be şıkla bezelye şıkla de iyi aslında ama. Yani. Bezelye kötüdür herhalde buna göre. Ekşileme ne acaba? Kaymaklı bulgur pilavı mumbar. Kaymaklı bulgur pilavını öyle bir kaşıklarız ki abi. Çok iyi duruyor. İsimsel çok iyi duruyor. Yani mumbara hiç elemek istemezdim ama. Şu çok kötü bir görüntü zaten. Yok be. Ramen burger yani üstü altı noodle'lı burger iyi fikir lan sol. Değil. Ben sola bir şans veririm abi. Yapmayalım Üste? abi. Bence yapmayalım. İyi fikir değil bence. Google' mı? Google'ın mantığı spagettiler ve bir şeyler. Fırından pişiyor. Pancarlık, pancarlık ısır yerim abi. Pancarlık kısırda hiçbir sıkıntı yok. Bu soldaki spagettin içinde ne var mesela? Sadece Aynen öyle. Mu? Korkutuyor beni. Niye ama? Ne ki? Google. Korkutuyor beni. Hmm. Haşıl mı? Batırık mı? Çizgi film karakterleri gibi. Ne biçim ismi abi bunlar? <laughs> Lahana falan var. Yemem batırık ya. Sağdakini bir deneriz. Kartofel pufer mi? Yani patatesin böyle fırında... Güzel lan bu soldaki. Güzel şey bu arada. İşkembe çorbası da güzel. İşkembe de güzel. Ama, Ama ben soldaki ben, çok basit şey hani Sağdaki yerde yenmez. Soldaki patatesin bir preslenip Formu. haşlandıktan sonra Aynen. preslenip pişirilmesi fırında. Aynen. Onu yeriz. Onu yer. Ah be. Ya yanlış. Neyse. Panen curry mi? Bu mu? Mixed. Soldaki daha kötü Keviş. bence. Un, burası. Soldaki daha kötü bence. Soldakinde çok tuhaf şeyler var abi ya. Mesela üç 3 tur götürdüğün şey. Bu cheese tree diye. Buna limon sıkıp yiyorlar. Soldakini yemeyiz ya. İmkansız soldakini yemek. yemek. Patlıcanlı pilav, lahana çorbası. Lana Patlıcanlı çorbası pilavı lana. kaşıklarız abi. Bu lahana çorbası yemem ben. Mert bence kalsın. ben de yemem. Abi İkisi de kötü de lahana çorbası hiç yenmez. Lahana çorbası yenmez. Ben de onu dedim lan zaten. Pa patlıcanı kaşıklarız dedim. Bir şey Cipsli sandviç güzel bence. Abi bu maydanoz salata dediği şey kavanozun içinde maydanozlu falan garip bir şey. Bu yenecek bir şey değil ya. Evet. Maydanoz severim de. Tadı kaçık bir şey yani. Pirinçli mısır yeşil abi. domates mi mısır ekmeği mi? Mısır Hangisini yedim. yeriz? Aynen. Mısır bence de yedim. pirinçli yeşil domates yemeyiz. Bu ne abi? Evet. Böyle bir şey niye yaptınız bir de ya? Abi küflüden devam gibi. Cheese'li yemek istemem ya. Küflü çiğ, tofunun bir mantığı vardır bence. Yok abi yoktur. Hiçbir mantı abi olamaz Çok kötü görünüyor yani. ya. Böyle mi yeniyor bu? Yani öbürünü gözü kapat, bir şekil yutarsın. Bol limon. Abi. Şey diyeceğim? Mumbar yenir. Güvenim mumbar, Mumbarı öyle bir yerim ki. <laughs> yani. Böyle ağzımın kenarlarından yağalar akaka mumbar yerim abi. Soldaki yenir mi baksana soldaki? Soldaki birazdan gözü açıp konuşacak ya. Hayırdır baba ne yapıyorsun diye. Abi kuru, kuru ekmek yerim ben. Soldakini yemem. Ben soldaki uyan... lezzetli bir şey bence. Ben kuru diyorum. kuru yemem diyorum. Ben soldakine uzadım. Ayrıştık. Merdo karar verecek. Kuru ekmek yemeyelim ya. Aynen öyle. Eyvallah. Ördek kanı yemem. Ay, ördek kanı imkanım yok abi. Aynen. Yani kuzu kelle french. Soldakini yiyen var en azından. Yılan çorbası, bezelye ekşilemesi, yılan çorbası yemem abi. Yılan çorbası yemem. Yılan çorbası falan nasıl eğlenecek abi midem kalktı ya. Kurtlu peynir. Kurtlu yemem. peyniri yemeyin abi. Brüksel lanası hey. yiyin oturun ya. Kaşık kaşık yeriz, doya doya yeriz ya. Balut ne ya? Balut. balut ben abi balut. Abi balut bilgi verildi chat'te. Döllenmiş ördek embriyosu deniyor. Ya. <laughs> Onu da çöpe at ya. Kızıl tarantula kebabı yemem. Kızıl tarantula kebabını öyle bir yemem ki, Hamsili pilavı öyle bir do doruklara ulaşarak yerim ki. Akrep çorbası Akrep yemem. Akrep çorbası abi ya. Korkunç Ramen burger keyifle bayağı. tüketiriz. Siz manyak mısınız? Kavut şey mu lahana mı? Kavut o yemem ben. Bir şey diyeyim. Kavut abi, çok ne, zararsız öyle. duruyor ama. Mesela kavuç senin lezzetiyle bayıldın. O zararsız duruyor. Hani iş zarara bakarsak zeytinyağlı lahanadan daha yararlı çok az şey var. Lahana dünyanın evet. en büyük mucizelerinden biri. Şu anlamda zararsız dediğimiz Lezzet anlamında. Mesela kavut çok kötü bir lezzeti bile olsa çok sana zarar veremez ama zeytinyağlı lahana bence çok lezzetsiz bir şey. Bence Kokusu zeytinyağlı lahana da... yenir abi. Bu ne oldu belli değil. ya. Kokusu, Kokusu o... falan odaya sinir lahananın. Kum mu yiyoruz ne yiyoruz ben sağ diyorum. Abi bilgi geldi kavutla ilgili. Kavrulmuş ve dövülmüş tahıl ununun şeker ya da tatlı yemişle karışımı. Neflan helva benzeri bir tatlıymış. Kaşık karışırız lan helvaysa. Ben Harbi lahanaya mi? döndürüyorum şeyimi. Eyvallah. Ben Onu yemeyelim. Lahana. lahana yemeyelim evet. Ya Lapa sağlıklı en azından. Hazır noodle'ı yemem. Noodle mu yersiniz? Yanlışlıkla da olsa annemizin elinden lapa pilav yemişizdir. Lap aynen öyle ya. Biraz yoğurt dökersin üstüne lapa pilavı. Keyifle yersin ya. Biraz karabiber. Anneciğim ketçap var mı? Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Bugün de böyle nasip. Ya oğlum hiç yapamadım. Hep işte temizlikle uğraştık. Senin canın sağ olsun anam getir. Bas ketçabı. Aynen öyle. Ama hazır noodle dediğin şey senin abi. Hoş geldin kanser hocam madde. Lüps diye at Merbat bir şey. Of soldaki ne ya. Jöleli yılan balığı tırışık körbası. Jöleli yılan balığı abi. Jöleli yılan balığı. Hani yılan balığı olmaz yetmiş bir de jöle koymuşlar. Kaplumbağa jölesinin kaplumbağa ile yapıldığını düşünmek istemiyorum. Adı böyle olsun ya. İmam Bayıldı gibi bir isim olsun yani hani. Nasıl ya İmam Bayıldı İmamla yapılmıyor mu? <laughs> Yani öyle bir isim olsun anladın mı? Kaplumbağa jölesi... istemiyorum böyle bir şey dünyada ya. Kaplumbağalarla... Kaplumbağa garibanının bir yemekte kullanılması beni çok üzdü bu akşam ya. Beni bu akşam en çok o üzdü biliyor musunuz? Kaçamıyorlardı hiçbir şey de yapamıyorsan. Aynen öyle. Yani, yani kendi kaçamıyor. Ve jöle oluyor lavuk en sonunda. Yani koşamıyor, kaçamıyor. Hani çiftleş diyorsun... <laughs> <laughs> diye falan zar zor çiftleşiyor zaten hani sekse bile gücü yok sekse bile dermanı yok ve yolun sonunda hayvanı jöle yapıyorlar ya Allah bin belanızı versin yani o kadar üzülüyorum ki yani bunun kaplumbağa jölesinin kaplumbağadan yapılması beni inanılmaz üzüyor ya onu bir bakacağım abi kontrol edeceğim böyleyse ben kınayacağım ya Kaplumbağa jölesi. Çinye geleneksel yemeği kaplumbağa jöle. Abi olamaz böyle bir şey ya. Abi olamaz böyle bir şey ya. Kaplumbağa kanından yapılıyormuş ya. Üzüntüden kafayı yedim ya. Maalesef. Krauti. Ekşi, ekşi lahana yemem. Dil söğüş yine akar ya. Tabii ya ben dil söğüş seviyorum ki bu arada. Siz buraya getirdiniz de. Yani dil söğüş tercih etmem ama bu. Severim lahana... abi. Ya. O batırık. Bak bak. Ben solu şeyleri korkarak yaklaşırım Çünkü içinde ne olduğu belli değil ya. Sağdaki şeyden ne biliyorum? Belki akrep, Çükü falan var yani bu kadar. Bakalım abi, şekilde nasıl yiyorsun ya. Bir Hayır, işte yemem diyorum ben. Batırı yemem diyorum işte. Tamam ben de soldakini eleme diyorum. Ben ben Mesela. bunun içinden çıkacak şeylerden korkuyorum diyorum. Ne var ki soldakinde bakalım bir. Kalvis bak Kalvis Siliyata bir şey diyeyim mi bizdeki Net kavurma ya. mantığı hani dana eti aynen bizdeki kavurma mantığı dana ya da e, domuzdan tamam kavurma ama biz hani Müslüman olduğumuz için dana kavurma gibi düşün solda mis gibi bir şeymiş lan ya abi soldaki aynen öyle soğuk var, saklamak var. için yapılan dana şey kalıplar Chatte şey falan demişler. Batırı bilmiyor mu? Nasıl yemezsin falan. Bildiğim için yemiyorum zaten. Ben bilmiyorum. Ben bildiğim için yemiyorum batırık. Yenmez bence. Batırık yenmezmiş lan. Cizernina, cizernina pancar çorbası. Pancar çorbası en azından ne, ne belli. yediğimiz belli. be abi. Pancar diyor, çorba diyor. Cizernina bu tuhaf abi, bir tabak ya. Cizernina ee, ördek kanından yapılıyormuş o da. Yani belli ha. bir, bir boklar yediniz belli sizin. Ispanak pirinçli mi? Enginar, enginar dolması iyi bir şey abi. Pirinçli ıspanak çok kötü bir şey. Pirinçli ıspanaktan devam. Doğru. Do devam doğru. Paça yemem ya. Üf, milyon, milyon, bofa baksana be. Milyon bofa baksana. Ben milyon bofla ilgili tahminimi söyleyeyim mi? Ee, bence bir yörede Nutellalı spagetti yeniyor. Yok be çok iyi bir şeymiş. Milyonbof genellikle patates makarna veya pilavla servis edilen bir Danimarka sığır eti yemeğidir. Bu, bu et Oha. bu isim etin karıştırarak kızartıldığında birçok küçük parçaya bölünmesinden kaynaklanır. Eti böyle yapıyor altına makarna koyuyor. İyi ki bu. Ben yine de paça içerim. Ben paçayı seviyorum. Milyonbof yemem. Ben, bof ben paça içmem. Milyonbof'un tarifini duyduktan sonra seçmemem de yani. Paçayı izleyeyim. severim ama. Ondan. Tamam bak paçayı seversin de milyon bof daha tercih edilir bir yemek. yani. Ben de paça yemem abi. Paça yemmez ya. Abi siz bu Türkiye'nin şahane çorbasını bu turlara nasıl çıkardınız ya? Şu şapaleleye de bir bakalım mı? Şapaleleye de bakalım Parkıyorum diyorduk. Şapalele. Acaba İzmir bombanın araklandığı tatlı mı bu yoksa? Abi Karadeniz yemeğiymiş galiba. Şapalele. Dünyanın en kötü yüz yemeği arasına girmiş. Aynen. Şapalele. Benim şaşırmalar mi? ne? Şapalele mi? Nasıl girer ya? Ne biliyorsun lan belki kurbağa dişi. Yani ne, neyine şaşırıyorsun? Bilmediğim bir şeyle ilgili niye şaşırıyorsun? Sana şöyle söyleyeyim yemeğin tarifi yok. Hani şeyden müfredattan kaldırılmış şapalele. Ne olduğunu sen düşün. Bir saniye. Burada buldum galiba. <laughs> Ansiklopedi açtı mesela. Altıncı sırada Şili'nin şapa lele. Şili yemeymiş bu arada. Yanlış yazılmış sanırım. Ama ne olduğu yazmıyor evet. Patates ve un diyorlar. Bayıla bayıla yeriz. Karalahana çorbasının el, el, devam etmesi lazım. Karalahana devam etmeli. Ben karalahana sevmem. Ben de hiç sevmem. Şapalı en kötü ne kadar olabilir? En yani ya en kötü, kötü alevler bembeyaz bir şey yani. güvercin bakımı ne yani? Yenir bir şekilde yenir. Patlıcan oturtma da yenir. Patlıcan oturtma giyinir. da yenir abi. Bu bak but görüntü beni korkutuyor. Bence bu hepsine bakalım mesela. Hakari neymiş? Hakari iyi abi. Hakari ne biliyor mu? Tahmin Hı. yapalım. Tamam. Hakari ördek yumurtası. Bence e, az pişmiş ördek eti, çiğ ördek eti gibi bir şey. Bence yumurta abi bu. Tam yuva çünkü bir böyle bir yumurta bir kıvam var. Abi bakıyorum şu an Hakari. İngilizce bir şeyler bulduk. Hakari ya. yazınca anime çıktı. Hakari deyince bunu demek istemişsiniz? Hakkari çıktı. Ee, köpek balığından yapılıyormuş abi hakari. Bak ee, İzlanda yemeğiymiş. Çok kötü. Yapış yapış oluyor. Yapışkanmış bu arada Aa, şey. Yapışkan yemek bir de. Yok abi evet. hadi. hadi 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 patlıcanımı verin bana. Türk mutfağının lezzet şölenini verin bana. Küflü peynir. Yok Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Küflü peynirlere çok çabuk geliyoruz. Bu, 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 bir kültür bu arada. Küflü peynir Bir de benzer bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu yedim. Yani küflü çeçil. Ben iyi yedim bunu. Hı hı. Yani bu yeni, yenilebilir bir şey. Bunun bu kızarıklığı falan beni çok korkutuyor ya. Yani. Abi bir de kötüdür dalak dolması ya. Abi tipi çok dalak dolması. Çok ya peynir, bu ne biliyor musun beyler? Bu aynen öyle. Bak aynen öyle biliyor musun? Ekmeğin arasına bas ye yeah. ama yani şu yani hiç mi hiç öpmüyor beni ya yok dalak dolması da kötü berbat kötü değil berbat ya o o sanatçı de bakalım sanatçı sanatçı neymiş sanatçı benim tahminim bebek ahtapot ee... Çiğ bebek ahtapot Abi düz çiğ balık yazmışlar. Evet. E, ahtobot. Evet. evet Bu evet. yenmez abi. Yani ıspanağı öyle bir keyifle de yeriz de ki. Doğru tahmin ettin abi. Kugel'e bakalım. bakalım. Bakacağım. Mesela Kugel'in şu kırmızılıklar ne abi? Ördek dış kısmı. Ne mesela? Hani is, burada bir fırın makarna var. Fırın makarnanın üstünde bir şeyler var. O bir şeyler berbat bir şeyler değilse ben Atatürk brokol abi. yerine bunu yerim. Patates kugel, patatesmiş üstündeki. Eee, patates lokshen diye bir yani. şey daha varmış. Jewish egg noodle diye geçiyormuş o da. Yani içinde lokshen diye bir şey var. Hmm. Patates Jewish şey Jewish egg noodle. Jewish şey. <laughs> <laughs> egg, egg noodle şey, dediğin içindeki makarna, yumurta makarnası. Şey. Sağdaki soldaki güzel bir şey bu arada. Ben sana onu söyleyeyim. Patates. Ben Patatesli soldakini keyifle abi. Şunu el, hemen devam. Brokoli yenmez evet tamam. Kapuska yenmez abi ya. Ya abi koç yumurtası mı yiyeceğiz ya? Koç yumurtasını yeriz abi. Ben sana öyle söyleyeyim sadece. Ben kapuska yemem. Ben yumurta işinde hiç yokum. Çok çok lezzetsiz bir şey. Hı. Bak Hemen. bu ilk kez çok aç kalmak istediğim bir andayım. Yani genelde bu şu ana kadar hep birini yerdim gibi oldu da. Şey diyeyim, bak sağdakinin sunumu da fena değil ama bu arada. Böyle yoğurt falan var ya. Yoğurda böyle hani çatalın kenarıyla bölüp bir de yoğurda kapuska, bandırıp kabuska bu Türk ve en kötü yemeği bir tur daha götürüp şereflendirmemiz lazım ya. <laughs> Kesinlikle. Yani çünkü belli ki eğlence giderdi. <laughs> bebek pota falan. Hani kaplumbağa <laughs> diline falan eğlence. En azından bir tur daha götürelim bu ülkenin değeridir ya. Siz <laughs> Kötülük anlamında değeridir. Biz bunu Sol yanlışlıkla üst tura çıkardık. Hatırlıyorum. Ördek diliydi galiba. Ee, ben yine de müderim ama. Bu, devam derim etmez abi. Bence. bu yani Evet evet. Penen Curry bir şey var abi bak bunda da böyle bir ördeğimsi ördeğimsim, ördeğimsim atımsı ee... bir şey var bunda. Ya. Bana ee, en köri Tavuk, sebze ve fresh basil. Basil neydi ya? Chat. Taze sirke mi? Yok bu ot bir ot basil. Bir bu. Basil neydi lan? Bilmiyorum bunu. Sağdaki iyiymiş be. Feslen. Reyhan. Sağdaki Reyhan, iyiymiş fesleğen, lan Feslen. Aynen Reyhan Feslen. Ama aynen. yani kafamızı karıştıracak bir tur daha gitsin. Ama ileriki aynen. turlarda fesleğen. eğlenir ya. Oo. Oh. Baksana abi yani. Final diye Yani semizotu yememek için her şeyi yaparım da yani şunu yapmam ya. Yani damar yani yoluyla semizotu yememek için bebek ördek öldürmem diyenlerden de bir like alayım da. <gülüyor> <gülüyor> Bu berbat bir şey ya sağdaki bakmadan yemeyeceğimi söyleyebilirim sağdaki yani. de bir şey var mesela şu ne abi ya yani Ona tabaktan bakalım. her şeye alıştık da şu an yani chat şey. göremiyor dur o ustanın ayak mantarı abi ben sana söyleyeyim e, tabi tabi ne ya yani. chat'in chat görebilmesi için bir şey yapacağım <laughs> chat şu ne ya abi sağdaki aslında içerik olarak kötü durmuyor ha biraz ee... da sunum be mertim böbrek yok. Abi güvercinde şey de şey sıkıntısı var. Yani güvercin yok, gibi bir hayvanı yemenin şu kırmızıların adı neydi ya? İngilizcede fasulye e, beans. Bir... Yok, onun işte onun benzeri bir şey. Ee, kurutulmuş lime ee, ve lamp var içinde kuzu. Ne diyeceğim? Kaplumbağanın kendini savunamamasından beni yakaladın ama güvercin kendini savunabilir abi. Güvercin Yeniden... yeriz ya. Harbiden bu Lamplem bir şey dedin de benim tiksindirdin yine ya. Yer elması yerim ya. Yer çok elması yenir ki lan. Yer. Bence yer elması yemedim. Ama bence yer elması düzgün şartlar altında kızartılır ve tuzlanırsa o akşam patates şekli mutlu edebilir beni. Yani evet. Patatesi yalancı... randımanı beklerim o yemekten. Abi yer elması yedim ya çok yedim ben. Ya nasıl? Tadı yok. Tadı. tadı tadı yok yani şey. Abi bu Yedir. mangolu bir çorba. Biz mangolu toplara girmeyiz daha. du bakalım. O -o. Finalli mesela. Şey, ya yani bu bebek şarabı. far Bebek fare şarabı ne demek abi? Baksanıza be. Bebek fare şarabı ne demek arkadaşlar ya? Ne şey diyeceğim? Bence sen dedin ki oldu. Çekirge en azından tadı yok. Ç tadı yok. Aa. Çekirgenin tadı kaplumbağa yok abi. Yenmez kaplumbağa jölesi. Mangolu en azından. Mangolu yani Şu, şu çok hayvana nasıl yaptınız bunu ya? Nasıl da pas parlak duruyor. Sıfır kilometre hayvan hiç yürüyememiş. <gülüyor> <gülüyor> Kurtlu peynir yemem. Kurtlu peynir. Kurtlu peyniri mesela yiyeceğime o bir yerde bir şey vardı ya, örümcek çorbası mı ne? Evet. İki kaşık alırım ondan abi. Kurtluyu nasıl yiyeyim? Kurtun bir yandan bir şey yiyorsun ve içine kurt girdiğini düşünsene. Bağırsaklarında falan kurt gezdiğini. Yani iki kaşık örümcek çorbası içilir lan. Ya da fare bebek mi? şarabından bir yudum alırım yani. Ama kurtlu şöyle ne demek abi? Ya Kurtlu peynirin böyle kurtsuz tarafından tık, tık alamaz e, Yok 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 kurtludan yiyeceksin öyle şart o. Bir Ol, kaşık sol, kurtlu sol. peynir. Soldakini yemem. Oh. Soldaki abi Beypazarı kurusu iyiydi zaten ya. Mansur Yavaş düşmanı mıyız? buraya getirdik Beypazarı kurusu. Küflü tofu yenmez abi brokoli keyifle yenir. Brokoli de keyiflenmez de. Bu tur yeni, bu tur var ya brokoli, ıspanak bunlar bayıla bayıla götürülür. Cizelinin <laughs> verbat duruyor ya. Yani. Abi şey çok çok kötü yani. yemekler kaldı. Bir üst tur çok zor geçecek. Oo, çok çok ya. kötü şeyler kaldı. Akrep çorbası falan var. <laughs> Tüysüz <Oo>. var diye. <laughs> Acayip bir final geliyor ya. Evet öyle inanılmaz. Şey mi? Kapuskamızı kapuska yani bir ama. tur daha mı lan? Bu ülkenin kapuska. lezzeti. İki, İki tane lahana mi? var. Bak ekşi lahana kapuska. Ben diyorum ki biz kendi memleketimizin berbat yemeğiyle devam edelim. Tabii tabii. İşte kapuska zaten berbattı bence. Ekşi lahanadan daha berbat. Abi kapuska yemesi de zor bir şey ya. Of. Jöleli yılan balığı senin batırıkı yaptı öyle değil mi sana. <laughs> <laughs> abi <gülüyor> jöleli yılan balığı ne demek ya? Jöleli yılan balığı ne demek? Yemeyin abi böyle bir şey. Bebek fare şarabı ne demek ya? Bak pirinçli yeşil domatesi bu tura kadar aşağıladık değil mi? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Ayıp lan. Yuh. Sana bir şey diyeyim mi? Şu an sana bir tencere sanırım. yerim biliyor musun? Pirinçli ben yeşil farı, domates. Bebek fare şarabını kafaya dikeceğim. Yok abi manyak mısın sen? Allah affetsin Ramazanda. Ne yani diyor Mert? Yeşil domates berbat. Abi diyor. bebek fare şarabı da işimiz olmaz. Yani abi bu bilmiyorum. Bunu Ama yiyebilmem hı... için hakikaten kurtlu peynir falan gelmesi lazım karşıma yani. Tamam devam edelim doğru söylüyorsun. Bir yani. de harbi kalkıyor bu par, fareleri gördükçe. Yılan çorbası yemeyiz paça yine bizden bir yemek. Tabii canım paça sağlıktır beyler ya bir yeriniz falan kırarsanız kaçırmayın o lezzeti. Balut da yemeyelim. Balut örgü. abi ördek Olur cenini ördek, Balut ceninde ördek ceninde hiç yokuz. Ördek cenininde hiç yokuz hiç yokuz. Karavan çorbası yemem ben İtiraf galiba. İtiraf ediyorum bazen de çin tuzu lazım insana. Hazır noodle yerim. Yok yani. be ben ben yine hazır noodle yiyeceğim. Ben hiç sevmem. Hiç hiç sevmem. Bir şey diyeceğim. Şundan iki kaşık yalandan alırım Turan. Bir şey diyeceğim. Şu an çok gerekli halk yok, yok. övüyorsun. Hazır noodle Bu yersin. Bu hazır ben çok kötü bir hazır noodle yedim. Hayatımın bir noktasında. Çok tiksinti geldi. Yani kişisel bir tercih. Hazır noodle. Yani şey çok mi? tiksindirim. Yani kusarım büyük ihtimalle. Noodle'ın derdi tiksintiyi ben de yaşadım. Ama noodle yenir. Yani Karalahana çorbası yenmez ya. Ben lahana yerim diyorum. Bunu yemem. Bir kere kaşık alırım ya şundan, burnunu kapan. Benim tek kapatıp. bir sorum var. Karalana çorbası masadayken masada oturabiliyor muyuz kokusunda? Aynen öyle. Burunu yani kapatırım gerekirse abi. ama şunu i̇şte evet. ya, Şu beni Onu çok bilmiyorum bulundur. Ona göre, ya oturamıyorsak karalana çorbası normal oturabiliyorsak <laughs> noodle diyeceğim. Yok, normal ne diyeceğim. diyeceğim oğlum? Birini diyeceğim. İkimiz i̇şte farklı şeyler yok söyledik. Bu yok mu? Kokusu ok yok. Ne kadar? Yani, kokusunu falan alacaksın her şeyini alacaksın. Her şeyini alarak iki yemeği de düşün. O zaman çorba içmeyiz ya. Tamam, abi. Burayı seçiyorum değil mi? Tamam. Evet. Oo. <laughs> Erken final. Kızıl tarantula kebabı mı? Ördek kanı. Abi bak bir şey söyleyeyim size? Tahminimi söylüyorum. Bunu ağzımıza atana kadar berbat hissederiz. Sonra ağzımız aynen şöyle olur bak. Bir şey çiğneyim mesela. Tatsız ya falan olursun. Ama yani ördek kanı Ördek kanı ne demek abi ya? Yani Tuğkan abiden özür dileyerek. Kızı ben kızıl tarantula, kızı tarantula, tarantula, tarantula kebabını yerim abi. Yani şöyle tamam. yerim. Yani Bu ikili de kalırsam bunu bunu yerim abi ya. Abi Ördek kanı bir de böyle ağzında patlar kan falan gelir ağzına. Of. Ay. Ay. Çok kötü duruyor harbiden. Bu balinaydı. Bu da Sağdaki tavuklu bilmem şey. neydi. Sağdaki güzel bir şey harbiden. Balinayı devam ya. Köpek balığı. Köpek balığı aynı. Oo. <laughs> ya Smallahov baya kafa beyler ya. At kafası ya Smallahov dediği. Smallahov'a baksana bir ne kafası bu eşek mi at mı ne bu? Dana mı bu ne bu? Bakıyorum abi. Lavuk bir de yanına Sığır meyve ya? koymuş. Onu nasıl keseceksin o meyve kesecek bıçağıyla ya? Hayır lavuk bizle... abi bak lavuk koyun, alay koyun koyunmuş. harbi yemeyeyim. Yani herif çatal bıçak koymuş şunun yanına ne ya. Bize ya. Koyun lan, de... Bizle alayı bırak lan. <laughs> şunun yanında ne alaka çatal bıçak? Şu mu kesecek şu hayvanı ya? Sen kesememişsin bu hayvanı doğru düzgün ya. Soldakini tercih eden adam... Koyun bir... mı? Evet. Koyun başı... Bilim motoru testereyle yener o. Anca öyle diyeyim size. İğrenç ya. Kapuskaya veda etmemiz gereken yere geldik. Şu dakikadan sonra da ayıp olur. Kaplumbağa kanından yemek koymuşlar karşısına. Biraz Bilemedim. Düşünmem lazım. Biraz düşünmem lazım. Beyler. Bir şey diyeceğim. Kaplumbağa jölesinin tarifine bakmak istiyorum. Bir saniye. Abi kusturtmayın lan adamı. Bir dakika ya. Kapuskayı iki tabak yerim. Yani bir tabak biter. Ondan sonra e, evin hanımına derim ki ya bir tabak daha alabilir miyim? Ya size zahmet olmazsa derim. Ben chat'teki kültür e, elçisi dostlara sormak istiyorum. Kaplumbağa jölesi nasıl yapılıyor? Le tatlı bir şey mi tuzlu bir şey mi? Tuzlu. Hmm. Tuzlu mu? Tuz, 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 tuzlu jöle. Ki bu ya. Tuzlu jöle. Ki bu? tuzlu jöle. Tatlı diyorlar. Çok tatlı diyen var ama bak. Tatlı diyorlar ya Allah Allah. Jöle diye mi öyle diyorlar? diyorlar mı arada? Diyor. kaplumbağa jölesi bir üst tura çıkmalı ya. Jölesi. Abi bilmiyorum şimdi bir tane kaplumbağa jölesi atsak tatlı bir tat gelecek muhtemelen. Hmm. Mesela Tarantola mantığıyla düşünüyorum. Bir tane kaplumbağa jölesi attığın zaman ne olacak biliyor musun? Abi sağdaki Çin yemeğiymiş. Biz onlara güvenmeyiz. Aynen öyle Çiniz... abi ya. Her, bir Çiniz... şey, söyleyeyim mi? Sağdakini sonra ne olacak biliyor musun? İki sene kapanma olacak. Hepimiz maske takacağız. Bir tane Allah attığın Allah Çin yemeğiymiş. Ben şunu diyeceğim. Yüzde e, yüz. E, Eyvallah. Çiğ balığı keyifle yerim. Çünkü çiğ balık yenir bu arada. Hani hafif bir tiksinti verir ama. Mesela çiğ balık yenir. Balıkçılar falan mesela limonlayıp limonlayıp ama yiyorlar. Ama Bunu Şekil limonlayıp falan yerim. Bu ya yapış yapış bir şey yeme şansım yok beyler. Ben çok tiksinirim akariden. Bak şunu düşünmüyorum. Şimdi kötü bir şey yiyoruz ya sonuçta. Sağdaki en azından yemesi daha kolay. Hani böyle evet, gibi. Evet. Yut yani yutarım. Yerim. Ya şunu yutarsın ama bu bu ağza yapışıyormuş. Yani bunu yenmez bu. Abi soldakini var ya ağza bir tane attığın andan itibaren gün boyunca Cık. Ağzında yapışık köpek balığı eti olacak. Ağzının bir yerlerinde yapışmış kalmış. Bir de bir şey diyeyim mi? Mesela soldakini yiyemeyiz de muhtemelen. Çıkartırız yani. Atarız Oğlum sağdakini olarak. yemesi o kadar kolay ki. Biraz limonla çatala batır diye yut. Limonla beraber aşağı kaysın indir. Soldakini asla yiyemezsin. Bak sağdaki asla. canlıymış bu arada. Sağdaki i̇şte canlı kanlı. mıymış? E yolunu bulur abi ağza koyarım. Ben öyle bilgi görmemiştim <laughs> <kimselt> bu ama öyleyse. <laughs> Yılan çorbası mı kurtlu peynirim? İşte bak bu turların geleceğinden korkuyordum abi. Çiziyorum. Şimdi Kurt, kurtlu peynirden tamam bir tane de kurtuyla yerim ben ya. Kurtlu aksın ne olacak? Miden parçalar o kurdu. Yılan çorbası içmem ya. Yılan, ben çorbası yılan çorbasını yılan... içerim ya. Ben yılan Yenirin çorbasını da. içeceğim abi. Aynen. Kurtlu peynir, kurtlu peynir nasıl yenir abi ya? Kurtlu peynir ya ayıp ya. Ya bizi izleyen bir Fransız takipçiniz varsa bize çok kızıyordur. Bizi tam, izleyen evet. Fransız takipçiniz varsa var ya şu peyniri yiyen adamların yüzüne tükürsün ve headlocks'tan geldim desin ya. Oh. Bizden birileri gidip de kutlu peyniri yiyen birilerinin tokatladı diye haber çıkarsa yarın şaşırmayın ha. Küfrü tofu. Küfrü tofu. Abi sağdaki ördek kanıydı bu arada. Abi sağdaki ördek kanı da soldaki küçük ve tüylenmiş artık ya. Hani bir kaşık da, da olsa tüy, yani burnu kapatıp bir kaşık alıp yutup yoluma devam etmek. Ben bu Küf arada küfsüz tofu yedim. Yediğim en berbat şeydi. Yani normal tofu yedim. Hayatımda yediğim en kötü şeydi ve çıkardım. Bir şey diyeceğim. Küflü tofuyu... düşünemiyorum bile abi. Küflü tofuyu yemek bir jilet makyaja bakar. Çok abartmayın. Yersin. Bir yok bir etme evet. güç falan yok. Öyle yiyeceksin. Çatal abi, bıçak. Böldün. Tüylü tüylü zınk. Atıyor ne atmıyor mu? Sağdaki ne ki İçeriği ne ya? Sağdaki ördek kanından bir yemek. Yok abi. Yok abi. Küflü tofu yiyeyim mi? Ben. ben sağdakini yiyorum abi. cezermin yiyorum. Ben küflü tofu yiyeyim. Korkunç berbat bir şey olmadığına da eminim. Küflü yani. tofu ağzıma süremem abi. Bir sonraki tur ne yapacağız bilmiyorum. Ya. Ördek kanı ne abi ya? çok kararsız kaldım ama galiba soldakini yerim ya. Yersin Oğlum abi, siz var ya. Bir, bir, ısırık alırım galiba. Küfür topu elediğiniz için teşekkür ediyorum bu arada. Bir daha görmeyecek olmak beni çok mutlu ediyor. Gördük kanlı manlı bir kaşık alınır ya. Jöleli yılan balığı. Jöleli yani yılan balığı mı karalara çarpmaz. Abi karalara buraya kadar gelmesi ayıp oldu ya. <laughs> ayıp olmadı. Bunu Türkiye'de yani... insan bunu Türkiye'de bayıla bayıla içen var da yani şu jöleli yılan balığı be kardeşim ya. Pul biberini döker içeriz ya sağdakini. Aynen öyle. Kalan 16'lı da şunu var ya kana kana içersin. Oğlum kaplumbağa jölesi kaplumbağa kabuğunun tozu ve şekermiş. Kötü gitti mesela. Öyle diyeyim sana. Güzel bir şey söylenenler doğruysa. Ördek kanı mı? Ördek cenini mi? Tura bak Allah kahretsin. Allah kahretmiyor. Şey diyeyim mi? o kan yapar, can yapar. Yok yok abi, yok. Duran. Abi cenin mi yiyeceksin? Abi berbat ya? duruyor. Abi. <laughs> cenin mi yiyeceksin yani? Abi o ısırdığın anda ağza kan hissi mi yoksa şunu bir kere de üptürme işim. Bunu bir kere de, de abi, üptürebilirim. Hayatının herhangi bir anında ördek cenini yemiş olma fikri seni korkutmuyor mu? Hani ne yedim? Ördek kanı yedim. Ya iyi. Ama abi ördek bu çok kötü yedin. ya. Bu çok kötü ya. Bu galiba yaptığımız en zor ufu ya. Yaptığımız en kötü, Şimdi, en 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 zor ufu bu, en zor ufu bu. Bir şey diyeyim, bak sana şöyle bir şey diyeceğim. Sen mesela bir ördek eti yediğinde muhtemelen az pişmiş söylersen ördek kanı da yersin bir yerinde. Ama ördek genine yemek, hani korkunç bir düşüncesi korkunç mesela. Gece uyuyamazsın ki ördek Hasan abi yiyorum. sana tek bir şey söyleyeceğim. Adını bilmesen önünde olsa soldakini mi yerdin sağdakini mi? Adını ve nasıl yapıldığını bilmiyorsun. Soldakini yer. Soldakini yerdim. O zaman bence öyle yapalım. Çok iyi soru. Abi koyun kellesini eli gibi yerim ya. Bir şey diyeceğim koyun abi, kellesini şarabı... elime alıp sıra sıra yerim. Yani şu Hayır. bebek şarabı beni katma oraya abi. Bir şey diyeceğim. İçersin ya. Yok, İçer yok, ya. Bir şey yok. yemek zorunda değilsin yok, ya. yok Niye yok, öyle yok. düşünüyorsun? İmkanı yok. İmkanı yok abi. abi, yok abi. Ben zaten kuzu içen. kelle yiyorum ki oğlum. Bu beni çok bozmaz. Yanından falan yerim. Abi bu soldaki bu deri şey. Tamam. E, deri deriden af, aşağıdan alacaksın. Deriden yemek zorunda değilsin ki böyle yenmiyordur ki bunun bir rojonu vardır. Abi chat'teki bilgiyi bir okuyabilir misin? Tabii. Şarapla ilgili. Oz, oz, Baby oz mice şarabı, pirinç yaptık. şarabı ve 3 günlük bebek fareler kullanılarak hazırlıyor. Oğlum. Ve boğuluyormuş bu şarap abi küçük bundan. canlı bebek farelerin büyük bir şeyde boğulmasıyla yapılıyor diyor ya. Yani. Abi kelleyi insanlar bir kelle şekilde. Yemiş, bir şekilde sıra sıra yeriz, diye. yeriz abi ya. Ben de sağdakini kolayca içebileceğimizi düşünüyorum. Soldakini yemek yiyemem. Abi fare ama... suyu içiyorsun ya. Fark etmez. Oo. Tüysüz ördekimi akrep çorbası. ama bak işte burada geldik. Ben az önce demiştim ya akrep çorbasını kaşıklarım diye. Ora bura abi işte. Ya, tüysüz ördek yiyeceğime çorbasından iki kaşık alıp ya bir de kuyruğundan ısırır mısın asarım En güzel yeridir. Çık, çık, çık. Yaparım yani o akrep çorbası. Aynen öyle. Yeriz akrep çorbası. Şimdi bak korkunç şeyler gelecek. <laughs> evet abi bu turdan sonrası bu turdan sonrası evet işte burası. Bütün bir şey, ağızda satışı yasaklanmış bu arada. Kurtlu peynir mi? Evet öyle bir bilgi vardı chatte. Abi yani bir zahmet ya. Bir şey diyeceğim. Zahmet olmuş Yine de, ya Fransa Sağlık Bakanlığı'na. Kurtlu peyniri yeriz. İmkanı yok turun. Abi hakari Bilmiyorum. bak hakariyi yeriz ağza yapışıyormuş ya. Hmm. Kocaman bir okumada ekmek ısırırız be. Ağzı temizlesin diye ama... Yasak abi yok. Kurtlu peynir. yok abi kurtlu peynir. Kurtlu peynir. No. Ya bir şey diyeceğim. Kurda çok uzaksın. Bağırsağımızda da kurt var yani. Ama yok. o kurt yok. O senin bağırsağın. O bağırsağından girer götünden çıkar. Dele dele. Abi o kurt Manyak yok ne demek sen yani bu Başka bu bir kurt var. Bağırsak kurdu, bağırsak kurdu, kurdu başkadır. Peynirde. yok Oho, Öyle bir Gördüm az önce. Öyle bir bilgi gördüm. Abi bunun içinde çok pırpır pır solaşık bile vardır Fransa Lig 2'de <gülüyor> oynayan. <gülüyor> bunu, ne bunu şey asla diyeceğim. yemeyeyim abi. Bak bunu var ya yani bunu bana yedirecek para yok biliyor musun? Samimi söylüyorum. Hakari yutabileceğim peki? Ben yutabileceğine inanmıyorum. Hakari'yi şöyle yapacağım. Yeme tarzımı açıklıyorum. Çatala batırıyorum. Ağza koyuyorum. Ön dişlerden uzağa bir yere koyuyorum çatalda. Ekmek yok. sakın Ekmek, ekmek yok. Tamam onu mertaklı öyle bir dolambaça girmeyeceğim. Boğaza koyuyorum. Yutuyorum abi. Ben kutlu peynir yemeği tercih ederim. Peynir peynirdir. Yok abi, abi. ya. Abi. Beynir O zaman balık balıktır. Omega 3 bunu yiyelim. Ben kurtlu peynirin o abi. Mert'e kaldı iş ama kurtlu peynirin o. Abi kurtlu peynir yemeyiz ya. Evet, yemeyiz abi. Yüzde yüz Baksana adam diyor ki e, yazılana bakın kurt, kurtlar peyniri 2-3 ay yiyip kusuyormuş. Evet. Abartmayın abart diye. Yani, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gel benim bebek ceninim. Keyifle yerim seni. Ördek cenini falan yutarız lan şunu yiyeceğimize. Ben, ben herhangi bir peynirin bu kadar kötü olacağını Bu arada abi. son dörtte anket yapacağım abi. Daha fazla artık atlanamıyorum e, katlanamıyorum yani Hakikaten Kaplumbağa jölesi yeriz. Kaplumbağa jölesi. Kaplumbağa jölesi belli gibi. Kaplumbağa jölesi öyle yani kabuktan sıyırdık biraz tozla falan filansa keyifle yeriz abi. Tabi tabii. tabii. Ya yani şu bu ne abi ya. Bu, bunu, bunu yemeye utanın ya. Bu Devam. da fazla ya. Jöleli yılan balığı mı? Ördek kanı mı? Jöleli yılan balığı yerim. Ördek kanı yemem ben. İki sağdakinde makarna falan. Garip Soldakinde o, şey yerde tarçın çubukları var. İçinde tarçın olduğunu varsayıyorum. Tarçın Havuç baskın var bir tattır. Havuç da öyle. Bence bunu yerken gözü kaparsam bunu yerim. Ama ya yani bunu gözü kapat. Ne kapat, kulakları yani, kapat. Bu yenmez abi. Ya bebek ördek kanı yeme fikri seni korkutmuyor mu? <laughs> ya artık şu dakikadan sonra her şeyi korkutuyor da şu dakikadan sonra neyi ağzıma atabilirim? Ben, ee, ben... diye diyor düşünüyorum. Bunun da tarçın çubuğu var. İşte kuş üzümü var. Avuç var. Bunun tadına geçmiştir bu tarçın marçın. Ben bunun daha yenilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu arada jöleli yılan, yılan balığı, diyorum. yılan balığı o kadar da berbat bir şey değil. Yani jöleli yılan balığı yerim. Ben. Yok abi. Ben, Ama jöleli olması dokusunu ben var. alayım. Ben jernina'yı alayım. Jernina. Hatta o... jöleli jölenin yeme formunu da kolaylaştıracağını düşünüyorum. Ben jöleli yılan balığı Ben jernina diyorum. Yine bir bir kaldık. Ben balığı yemem yüzde 100 oh, abi oh, yanlış tercih bence. <laughs> ya ne diyeyim ki Allah kahretsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü ya. Bunu bunu anket mi yapsak bunu? Abi şey, bu mi? Ama ben diyeyim ben kana içerim. Ya yok ben ya, ya Turan. <laughs> kana içerim. Şey diyeyim mi? Ya alkol mü bu? Ya şarap da alkol evet, var. Yani, bu arada tabii bir şey değil. söyleyeyim. Eee ya yani soldakini yiyeceğime mi? sağdakinden bir bardak koysa şöyle burnu burnu kapatıp içerim gibi geliyor. Burnu kapatmıyorsun bu arada. İçersin ama. İçersin abi. Solda, sol, ya soldaki bence bu arada hani ben şimdiden söyleyeyim anket kazan. Ben burada bu tur balut diyorum. Hani balutu yemem diyorum. Bu ördek cenini bilmeyenler için ya da bizi şu an sadece dinleyenler için. Ben final, dörtlü anketi de balutun kazanacağını düşünüyorum. Abi aynen ya bir şey diyeyim mi? Hiç berbat bir şey oğlum bu nasıl yenir ya? Bu bunu bir insan Ay, o nasıl yerdi? ya yani? işte yani şarapsa alkol kırar ya şeyi o. Ama sağdaki de kırar. Sağdaki de berbat da. Abi sağdaki berbat da içilir o. Berbat en azından berbat. içiyoruz abi ya. Gözümüzü kapatır, lıkır lıkır gömeriz. Evet, şimdi jöleli yalan balığı. kurtlu peynir. Abi adaylara bak. Allah kahretsin, sucam şey ya. Bu arada jöleli balı yenir. Bence en az oyu jöleli yılan balığı alacak bu arada. Tabii Çünkü canım, yılan ben... balığı yiyen insanlar var. Yani Türkiye'de de var yılan balığı tüketen insanlar ama e, şey işi anketi başlat. Şimdi adaylar kimler? Jöleli yılan balığı yılan balığı diyorum direkt. Gerçi jöleli Tabii olması jöle önemli, Jöle önemli. Jöle Jöleli yılan Jöleli yılan, kurtlu peynir, kurtlu peynir, başka ne vardı lan? Balut vardı. Ee, balut yazmayayım, ördek cenini diyeyim. Öyle anlaşılır. Ördek cenini. Diğerini hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ha, boku yedik. Biri yayını geriye sarıp bir söyleye versin la. B bakayım. Tüysüz, evet, ördek, tüysüz ördek, tüysüz ha. ördek, tüysüz ördek. aynen. Tüysüz ördekle ördek cenni arasında da bir iki ay var bu arada. Hani hani <laughs> oylar orada bölünebilir. Ördek tayfanın oylar bölünebilir. Abi hmm. size bir şey söyleyeyim mi? Yok ya, hiçbir hiçbirine çatal bile sürülmez berbat dört şey. Ya. Ya yılan balığı bence en zayıf hani. Bence yılan. de. Diğer üçüne göre de öyle de. Ben ne yemem? Vallahi bunu yemem. Bir Bak ya. beyler ben size dedim üçlü üçlü savaş var. Yok ikili savaş var. Tüysüz ördek ve ördek cenini savaşı var. <laughs> Yo ördek cenini uçtu. Şöyle diyeceğim ördek cenini abi yenilecek bir şey değil. Ördek cenin ördek yine. Cenini kısıklı. Abi bence diğer ya tüysüz ördek o daha şey. değil mi? Tüysüz kanlı ördek canlı canlı bence. Duruyor. Çiğ yumurta yemek gibi bir şeydir. Tüysüz ördek bence, bence ya. daha kötü abi. Şu an Mert'in dediğini düşünüyorum. Çünkü Jen'in hiç... daha şey olmamış. Ama öbürü baya bebek hiç yumurtadan hiç... çıkma şeyi yiyeceksin ya. Abi ara form ya ördek Jen'in. Ara form yemek korkunç geliyor kulağıma. <laughs> yumurta niyetine yeriz ya. <laughs> <abi. gülüyor> ördek Jen'in %45 uçtu ördek Jen'in. <laughs> of berbat şeyler ya. En zor Etox suydu. Çok uzak ara. Abi biri şey yazmış. Hoca bu kurtlu peynirin videosunu izlesen cinenin löp löp atarsın demiş. Bir videosunu açacağım abi. Kusura bakmayın. İnanılmaz merak ettim. Kurtlu peynir. <gülüyor> Beyler. Beyler. <gülüyor> Beyler, çok erken oy kullandınız. <laughs> Peki, abi hayır. <laughs> Hayır, tamam gördük abi. <laughs> yani size şöyle söyleyeyim, bak. Ördek cenini, ördeğin yedi sülalesi, ya hüptüre hüptüre yerim abi. Bu ne abi? Bu ne? <laughs> Bu ne? Yani <laughs> ya! Ya hadi bir ya! is to lay its eggs in it. Anketi da, yeniden mi Ya yok abi ne? şey diyeyim mi? Bana bir lavaş, <laughs> lavaş ekmeği versene. ya hadi bir git. ya bu ne ya, ya? oğlum bu ne ya? Ya bana bir lavaş, insan, bana bir lavaş, lavaş verseniz. oğlum eşiniz dostunuzu ayarlayın gelin. Ördek küflü peynir, kurtlu peyniri biraz şey yapın ya. <laughs> kurtlu peyniri o. Ben anket manipülasyonu istiyorum chatten ya bunu abi ya. Şey ördek genini yazsan ne çıkacak YouTube'a? İştahımız mı açılacak? Zaten? Bir şey söyleyeceğim. Ya. Onu da yazacağım biliyor musun? Anketi yenile falan diyenler. Ördek, ördek genini bir izleyin? Genini. Beyler videosu var. Abi müziğe baksana mesela. Bak videoyu görmedim. Bunu biz mi yarıp yiyoruz şimdi? Bu Bu arada bence tüysüz ördek. Dur bakayım. Kuluç kalanmış ördek yumurtası diyor bak. Kaynıyor. Eee? Temizleniyor. Bu arada yemeğin hijyenini ölürüz. O kurtlu murtlu dalga neydi ya? Dur bakayım. Geldi. Yumurta kabuğundan soyulup çiğ olarak yenir. Balut protein, evet. kalsiyum, demir açısından zengindir. Getirsene bana 10 porsiyon balut. Saçına niye kaşıdı? Var mı özel bir şeyi? Totem. Geliyor. <laughs> Oo. Oh, balut. Evet. Korkunç. Direkt. Yapma ya. sak mı ya? Yapma ya. Yapma öyle bir şey ya. Oh. Onu, yapma oh. ya. <laughs> Onu yapma ya. Aa, daha Onu yapma ya. Onu yapma ya. Gideyim mi? Kurtlu peynir. Gel sen de. Kurtlu peynir. Ekmeğin üzerine sarelli gibi. <laughs> Yapıştırdık mı? <laughs> Kurtları da şöyle bıçakla arkasına eze eze koyduk bu ne of. protein alırız ya. Ördük. Oğlum çok kötü ya bu ne? Midem, midem şey oldu. Jöleli yılan balığı. En berbatı bu çıksa ya. Yılan tıs diyor arada. <laughs> Öyle bir şey çıksa ya bu. Jöleli yılan balığı. Yok. Tarifi yok beyler. Yemeğin kötülüğü öyle anlatayım. Ya jöle yılan balığı kötü değil. Yılan balığı ve jöle olur. Pare şarabına baksana diyorlar. Bir süper chat geldi abi. Bir öneri tarzı. Nasıl Hoca o peynirin kursuz yerinden dilimler lavaşa koyarız gömeriz tüysüz ördüğü. Kemikler oluşmuştur falan ağza gelir. Ya Ama kemikler oluşmamıştır da. Maalesef. E, ya kurtlu yerinden yememiz lazım. Yani ne, neyse onu şey yapmamız lazım da. Evet. fare şarabı yılan şarabı ve geyik şarabı da var bu arada beyler Ay. bana bir bardakta göster ama bunu ya nasıl ikram ediyorlar ha onu bir göster yani değil mi Gittim, Sonuçta ben masada pazara, göreceğim bunu. Pazara gittin. Ha ikram etmiyorlar onu böyle bir keyfi yapılıyor. Ha, bizim oğlan demek ki dükkana girer girmez kaçıyor oradan. Hani Hüseyin'in karısı Emine gibi. Ama niye niye kaçmış oğlan? Çarabı görünce, fareleri görünce. Abi berbat bir şey ya. Ne diyeceksin ki buna? Çok korkunçtur ya abi ya. Normal Aksana bir şey yılan değilmiş. şarabı bu da mesela. Abi içinde canınız mı sıkılıyor? Ne yapıyorsunuz? Anlamıyorum ki. <laughs> Kim aldı bizim anketi? Cenin. <laughs> Ördek Cenin'i. Kurtlu peynir finale çıkıyor. Balut. Bu arada şunu söyleyeyim. Bunu tüysüz ördek de bence bunun bir 3 gün önce yenmişi gibi bir şey ya. Abi balotun içine grilik var ya o korkunç işte. Soldaki haşlanmıyor olabilir sıkıntı o. Üf, zor geçti be. Harbiden zor geçti. Yoruldum. Zer bir anket. İştah kapatır. Çok zorladın Halk bizi be. Bizi çok zorladın. Kayetalks hey gelmişe geçmişe meydan okumaya program yapmaya atmıştı. Hocam Hasan'ım tansiyon düşük, gözüm karardı. Bir yandan da merakla izlemeyi bırakmam çok kötü. Abi hepimiz aynı durumdayız. Altta bir bilgi var. Nedir? O peynirde normalde zaten kurtsuz kısımlar yeniyormuş. Hmm. Mesela bu arada... o peynirde kurtlu kısmı yemek zorunda değilsek güzel bence. Bunlar arasında güzel. Yok abi ya. Beni çok etkiledi anket. Ben uzuyorum. Tamam. sizlere de öpüyorum. Uzun sürer. Güzel Hakikaten bir geceydi. Güzel bir geceydi. Şimdi yayın işi. 30-31 bir yayında değiliz. Seçim nedeniyle ufak bir ara veriyoruz. Geçmiş yayınları izleyin. FM yayınları. Bu yayın son iki yayın bir izlendi. Yoğunluktan dolayı bir geçmişteki yayınlarımızı tazeleyelim, tamamlayalım. Geçmiş yayınları toparlayalım, gelelim. Ee, Salı günü fişek gibi maç sonu yayını ile buradayız. İyi geceler. Like fişi. Öpenzi. Beğendiyseniz bir like alalım. İyi geceler. İyi geceler.